Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala resulina Muhammedin salavat. Cenab-ı Hak tevfikini refik eylesin. Bizi bize bırakmasın. Bu ahir zamanda Müslüman olmak, hele nurcu olmak, hele enfusçu olmak zordur, etsin bizi. Bu zamanda nimet ilahi, eskide konuşulmayan, eskide konuşulmamış ulema mabeyinde o dersleri bize ihsan etmesiyle gösteriyor ki zaman çok dehşetlidir, ancak mukabele edebiliyor. Bu Allah'ın ihsanı, çünkü şartlar çok ağır. Erdinç, derslere devam edeceksin. Bırakmayacaksınız. Ben babanızdan daha yakınım. Babanız dünyanıza vesiledir. Ben ahiretinize inşallah vesile olacağım. Tamam. Onun için diyorum ki size, bırakmayın sakın. Çünkü çok dehşetliyiz. Alev alev yanıyor. Zannetmeyin o 100 kişi, 200 kişi görmeye. Havan ama kimin gelmediğini biliyor. Doktoru mesela gelip gelmediğini biliyor. Doktor da. Doktor bu işi biliyor ya, doktor ya. Doktor da bilmiyor bu işi. Doktora da şey. Tabii. Doktora da eski geçmeyince. Biraz böyle mukaddeme yapayım. Sonra başlayacağız irademize, enfusi. Aynı anda yaşadığımız hayat mertebeleri. Başta altında ufak bir yer okuyacağım. Aynı anda. Mektubatta Ustad gerçeği meratibi hayat 5'tir diyor. Tamam. Bir tanesi de şu anda bizim yaşadığımız hayattır. Mertebe inkılap. Ama konuşma mertebe böyle dalga boyu, üst tabaka, cin, melek gibi değil. Şimdi okuyacağım onu işte. Yani mertebe derken cinlerin hayatı, meleklerin hayatı. Yani FM dalgaları var ya böyle, veya radyo, televizyon dalgaları, görüntüler, çekeyim, itme kanunları. Megahertzleri veya boyut farklılığından karışmıyor de değil. Öyle misal olsun. Yani dalga boyları farklı ama aynı yerdeler. Bak okuyacağım. He. Yani bu fizikte böyle konuşuyoruz. Ama şimdi anlatacağım. İşte mertebe-i hayat aynı şey yaşanıyor. Aynı şey. Mesela birinci hayat, yani o beş mertebenin bir tanesi bizim hayatımızdır diyor. Ha, o bizim hayatımızın içine giriyorum şimdi. Tamam mı? Diğer beş metrebeyi de böyle gör. Ahiret nerede? Ruh nerede? Şey olacak. Birincisi. Hepsi iç içe de. Ama sureten aslında bir boyut farklılığından bahsetmiyor muyum? Evet. Ona geliyorum zaten. Mesela her şeyin bir sureti var. Kanuniyeti var. Hakikati var. Mahiyeti var. Hayat da dahil. İrade de dahil. Bu kanun. Her şeyin bir sureti var. Kanuniyeti var. Hakikati var. Mahiyeti var. Tamam. Hayatın sureti nedir? Bedensel hayattır. Yeme, içme, görme, işitme. Yani bu. Bedenin hayatı, mertebesi. Bu hayatın suretidir. Hayatı maddi nefsi mi aslında bu? Evet. Hayatı maddi nefsiye bu. Maddi nefsi emmare. Maddi hayat-ı Muhammediye gibi. Alem-i şehadet. Bu sureti bu. Hayatın. Böyle bir şey var. Hayatı da usta diyor ya, işte bilmek hayatın alameti, işitmek dirilik emaresi, görmek hayatın hayatı olabilir. Bak onlar farklı var bir şey diyor. Şimdi bir bu maddi vücuttaki taalluk eden hayat. O kadar lazım ki bu ölüm meselesi gibi. Ahiretlerde ölüm korkusu, hepsini bu çağrı inşallah. Bedensel hayat bu hayatın suretidir. Meftun olduğumuz hayat bu. Şahit olduğumuzdan dolayı. Buna biz şahitiz. Ondan meftunuz, yani bağımlıyız. Bağımlı olmuşuz. Sigaraya, içkiye, vidolara, gezmeye vesaire, derslere bağımlı olduğumuz gibi. Buna bağımlıyız. İkinci mertebeye hayat. Bak mektubattaki birinci mertebeyi hayatın içindeyiz. O beş mertebe, onun da içi ayrı. İkinci mertebeye hayat bizde aklın fikirleri bir
hayat sahibidir. Fikirler, düşünceler, zanlar, bilgiler, malumatlar hepsi hayatın meratibidir ki Üstad hayat sıfatında memzuş, hissiyat suretinde memzuş nakışlar var diyor. Yani mesela bir tencere su düşün, suyu verdin, kaynıyor ya. O her bir zerrat hayatın içerisindeki hisler gibidir. Memzuş nakışlar yani. Dolayısıyla iç hayata giriyoruz. Aklın fikirleri var. Fikirler var. Düşüncelerin şeyi var. Malumatlar var, zanlar var. Bunlar iç alemin birincisi. Gir biraz da içeri. Vicdanın hisleri var. Vicdanda his bir dünya. Nasıl ki dünya, dış dünya, mekan, iç alemi mekanı histir. İç alemdeki hisler, o ayrı bir hayat. Vicdanı bir hayat. İstersen detaya girmeyeyim. Bedensel hayat, gir içeriye. Aklın hayatı, yedi mertebesiyle beraber, hepsi farklı olmakla beraber, beden hayatına hiç benzemiyor. Bu cinsten değil, bu boyuttan değil. Gir içeriye diyoruz. Vicdanı hayat, komple söylüyorum, ne bedensel hayata benziyor, ne diman hayatına benziyor. Vicdanı hayat başka bir şey. Boyut farklılığı deme. Başka ama öyle konuşacağız. Boyut farklılığı. Daha enfusi. Vicdani hayat. Vicdanı hayatı diyor Üstad. Vicdan. Sonra kalbin hayatı var. Kalbin ve ruhun derece hayatına gir diyor. Üstad bak derece hayatına gir diyor. Ruhu şey kalbin hayatı var. Kalp. Nedir o? Harita olması, kainattır. Yani Nadir abiyle çok müzakere ederdik. O kalbi hayatı gelişirse doktorum, yani en uzağına en yakın gitmeye gelmeye gerek yok. Kainat ne? Aştan aşağı cennet cehennem. Orada o görüyorsun. Şahit ne istiyorsun gidiyorsun görüyorsun. Oradasın yani. Kuantum fiziği gibi her şey her yerde. Her şey her yerde bulunuyor. Yani haritadır diyor, rüznamedir diyor, takvimdir diyor, hulasadır diyor, elmüzeştir diyor, nizamdır, mizandır. Yani böyle kalbin hayatı. Etti mi üç? Dima hayatı, vicdanın hayatı, kalbin hayatı, ruhun hayatı. Ruhun hayatı da nedir? İçerisi şu, şefkat ayrı bir dünyadır. Hepsini böyle aynı şeyi söylüyoruz ya, muhabbet, uhuvvet. Sevk, şefk, lezzet, lezzet-i mukaddese, memnuniyet, iftihar. Bunlar kategori aynı sıralıyoruz ama hepsinin dünyası, ruhani yapısı, ruhu, aklı, hepsinin tek tek vücudu var, hayatı var, aklı var, şuuru var. Kimin? Şefkatin. Şefkat latifesinin vücudu var, ruhu var, hayatı var, aklı var. Şefkat. Hepsi müstakil. İşte bu ikinci mertebe hayatın sureti bedensel hayattır. Hayatın kanuniyeti bu saydığımız dört kanuniyet hayattır. Hayatın hakikati hakaike şey sabitetun esma-i ilahiyelerdir. Muhi esmasına bakar. En cami tecelli ettiği yer cennettir ve arştır. Mesela bak. Notaların sonunda şey de bahsediyor. Kalp, ruh ve sırrın daire hayatına bahsediyor. Sır, ayrı bir daire hayatına bahsediyor. Evet, farklı. O, girmeyeyim o, sırrı çok konuştuğumuz için. Yani onun da tamamen ayrı bir daire hayatı. Evet, kesinlikle. Yani. Ama vicdanda o. İşte vicdanın içinde. Ben komple vicdanı şey yaptım. İçinde o, adam içinde. Tamam. Girmek dürtüyor, girdi ama dağılacağız bu sefer. Ne yaptık? Hayatın sureti cismani hayattır. Cismani hayattan çık. Cismaniyetten çık. Daha geniş. Kalbin ve ruhun derece hayatına çık. Daha geniş şey, hayat görürsün. Ve demek hayatın bu ölüm, mevt, musallat olduğu şey hayatın sureti nedir? Suret. Hayatın kanuniyetiyle hiç alakası yok mevtin. Azrail aleyhisselam öyle ona ulaşamaz yani. Öyle bir şey yok çünkü. Öyle bir şey yok yani. Çünkü küllü nefsin diyor. Küllü ruhun nefsin zayikatı mefti. Küllü ruhun zayikatı mefti yok. Başka bir şey o ruh. Tamam. Hakikati neydi? Esma-i ilahiyelerdir. Hayatın hakikati. Hayatın mahiyeti ise Allah'ın hay sıfatıdır.
Hay sıfatına bak, muhi esmasına bak. Aynı mı? Bir tane esma, bir tanesi sıfat. Subuti sıfatta ilim, irade, sen, basar, kudret, hayat ya. Hayat. Hay sıfattır abi. Subuti sıfattır. Hayat da hayat. Evet var. Hayat yani. Subuti sıfattaki hayat. İlim, irade, kudret, hayat. Tamam mı? Yani onu kastediyorum. O subuti sıfatta. Sonra muhi, hay kendisini ifade ediyor esma olarak. Ama sıfata bak, esmaya bak. Yani farklı şimdi bunlar. Sonra geliyoruz içsel hayat, sonra bedensel hayat. Bunlar hayatı mertebesi. Ve bizim hayatımız o mektubattaki birinci şeydi. Birinci hayatın içerisi bunlar. Şimdi... Abi ruhtan sonra emenin hayatı yok mu? Var, onu da var. 6 tanedir de. Enenin var. Çünkü hayat sıfatının şamil olmadığı olmaz. Çünkü subuti sıfattır. Daha girmedik işte. Aklın, vicdanın hep kesafete netafete. Aklın gir içeriye, vicdanın gir içeriye, kalbin gir içeriye, ruhun gir içeriye, enenin gir içeriye, sır insanın. Öyle. Mertebi hayat. Yani neler varmış ya. Biz meftun olmuşuz. Takılmışız cesede. Yok öldüm, öleceğim. Az kaldı. İşte hastayım falan. Tamam da yani bunu değer vereceksin. Kıymet. Çünkü bu alemde bununla bulunuyoruz. Bu derslere bununla, bunu kullanıyoruz. Buna emniyet vereceksin. Yani raf gıda yemeyeceksin elinden geldiği kadar. Takur tukur şeyleri yemeyeceksin yani. Yeme. Çünkü bu lazım bize. Bugün sağlığınız olmasa buraya gelemezdiniz. Gelemezdik yani. Dolayısıyla bu hayatta lazım. Allah emanet vermiş buna. Değer vermiş, değer vereceğiz. Emanet. Ama biz biliriz ki hayat buna münasır değil yani. Hayat mertebesi buna münasır değil. Şimdi bir mukaddime yaptıktan sonra aslında... Şöyle bir not aldım ama özür dilerim. Evet, dinliyorum abi. İnsandaki hayat bir bedensel hayat, iki aklın hayatı, üç vicdansal hayat, dört kalbin hayatı, beş ruhun hayatı, altı en önemli hayatı. Evet. Bunların hepsinin cemi, bunların hepsinin ceminden sende uyanan, Rabbini oluşturduğun sırrı insani ile zuhurata veren diyebilir miyiz? Yani bu içinde var ama sırrı insani Mehmet kardeş ne dersen de bilmiyor. Garip bir şey ama hepsini içine alıyor. Çünkü Allah diyor ki Celle Celaluhu Celle Şanuhu, herkesin bir sırrı vardır. Allah diyor ki benim de sırrım var. İnsan benim sırrımdır, ben de insanın. O sırrı insani nasıl bir şey ki eneyi almış. Eneyi ona vermiş. Enenin de vücudu yok yani. Vücudu yok. O benlik. Yani benim ruhum diyen işte ene. Onu bile o vermiş, ona şey yapmış. O nedir o doktorum? Yani tanımlayamıyorum ki. Ama bu anlattığın enenin de arkasına taşıdığı için mesela diyor ki kader hali ve vicdanidir diyor. Peki niye bu kader meselesini debelenip duruyor nur talebeleri? Diğerleri zaten meselesi değildi onun için diyorum. Nur talebeleri mesele diyor çok şükür. Nur talebeleri kaderi iradeyle izah etmeye kalkıyor. Ustad diyor ki İlim nevindendir, irade değildir diyor. Tercihle izah ediyor. Yok asansör tercih, bak irade bu. La kaderi anlatırken asansör misali var rahmetli 40. hoca misali. Şimdi kaderi anlatırken iradeyi kullanıyor. Kullanıyoruz. La kardeşim kader irade nevinden değil ya. Onun için birbirine dolaşıyor, birbirine ağlıyor. Kader ilim nevindendir. İrade değildir. Peki nedir o? Gene söylüyor ikinci ahkam cümlesi, hüküm. Hali ve vicdanidir. Peki hal nedir? Meşgul ol. Ha, vicdan şu. Su getir, yani tahin pekmez. Karıştırır gibi tahin pekmez. Vicdan neydi? Vicdanda irade var. Değil mi? Aşağıdan yukarıya vicdanda. İrade, ibadetullah. Zihin,
marifetullah. Koy içine. His, muhabbetullah. Dört, müşahadetullah. Karıştır. Bu ha, şu vicdani. Hal nedir hal? Hal, bak şimdi. Hali ve vicdanidir diyor. Hal, alemi şahadetin hulasa-i camiası olan bedenli bir hayat. Bedensel bir hayat. Beden. Şimdi ben işte doğmalar, anne baba, baba olmak, erkek olmak, gitmek, gelmek. Hali, haletler yani. Haletlerimiz, hallerimiz. Hani var ya dışarıda melaike, bizde melekeler, uyandırdıklarımıza da malik olduğumuz, mazhar olduğumuz esma da melikin naz. Tamam gibi. Şimdi vicdanı o dört tane koyduk mu? İbadetullah, marifetullah, muhabbetullah, müşahede. Karıştır. Bir de bedensel doktorumun tecrübesi, benim tecrübem, Hakan'ın tecrübesi, onun tecrübesi, o tecrübeler, yaşanan haleti ruhiyeler, ruhun dışsalları, şefkat yaşanmış bu bedenden, muhabbet yaşanmış, adavet yaşanmış, şehvet yaşanmış, yiyecekler yaşanmış, yaşanmış da yaşanmış. Hepsinin toplamı. Kopuk değil ki benim geçmişim. Şu anda bütün geçmişimle var mıyım? Varım tabii. Bu hali. Vicdan peki nedir? Kaderi oluşturuyorum bak. Hali ve vicdan. Vicdan ta cennete kadar sırat köprüsü, haşir meydanı, berza, kabir, sekirata kadar hepsi. O hepsinin toplamı hulasa edilmiş, bana montalanmış. Onun adı nedir? Vicdan. Vicdan nedir? Alemi gaybın bizdeki hulasasıdır. Kaderi söylüyorum. Alemi gaybı getir. Alemi şahadeti getir. Karıştır. Hulasası kader. İrade değil arkadaşlar kader. İlim nevindendir. İradeyle izah edince. Demelim ya kaderi iradeyle nasıl yapacağız? İrade varsa cüz-i ihtiyar yok. Başka bir şeydir ya. İlimdir. İlim nevindendir. İrade nevinden değildir. Ondan nedir? Hali ve vicdanıdır. İşte çok kolay. Vicdan, alemi gayb. Söyledim gayb nedir? Ta cennete dahil, sırat köprüsü de dahil. Haşir meydanını getirdi Cenab-ı Hak, monta etti. Tamam. Burayı monta etti. Yani koy içine. Vicdan, hali ve vicdanı anlatıyorum. Vicdan bu. Hali nedir? Yaşadığımız haletler. Aklı şeyleri yaşadık bu bedende. Vicdanı yaşadık bu bedende. Kalbi yaşadık bu bedende. Ruhu yaşadık bu bedende. Alem-i şehadeti yaşadık bu bedende. Yaşadık ya. Sima işte. Hep diyorum ya iki haftan artık dayanamıyorum. Öyle. Çünkü bazı insanlar bana söyleyince, videoyu getince dehşet alıyorum. Mecburu dedim artık deyim dememek için gizliyordum. Kardeşim, elsinetikum elvanikum. Yani lisanlarınız ve simalarınız. Adam konuşuyor, acayip konuşuyor. Bakara suresi dediği gibi. O kadar naif ve nazik, kibar, kravatlı, gözükmemiş böyle bir tebliğ. Suratına bakıyorsun, ayakkabı çablası gibi. Gözleri fırıldak gibi. Mimikleri şeytan gibi. Ayakkabının üstü şey gibi yani, alt köselesi gibi. Diyor ki ayet, elsinetikum ve elvanikum, lisanlarıyla simaları, örtüşeni dinleyiniz. Konuşmasıyla siması örtüşeni. Örtüşeni. Allah beraber zikretti, örtmüş. Elsinetikum ve elvanikum. Simahum fi vücumine seri sucud. Allah boşuna simayı nazara vermiyor. Sima, ruhun dışarıdaki vücudu haricisi olan nüfus cüzdanına benziyor. Adam, Bakara suresinin münafığı anlatmıyor mu ya bilir? Münafık basını var ya, şimdi koydu Badıl abinin şeyinde de var. Diyor ki onlar naiftir, naziktir, kibardır. Ne derseniz deyin kızdıramazsınız onları. Çok sabırlıdırlar ki kibi şey giyinirler diyor. Mealen söylüyorum size. Münafık bahsine geçiyor. Sonra bir bakıyorsun dini tamir davasında din tahripçileri. Kardeşim elimizde bir döne, ya bir malzeme, bir vahidi kıyas, emri nisbiler olsun. Emri itibarilerimiz olsun. Hüküm ver demiyorum. Mahkeme kurmadın ki. Muhatap olmaman için söylüyorum onlara. Onlarla zehirlenmemek için. Çünkü onlara ustad diyor ki söyledikleri yanlış demiyor. Zehirli nefeslerine. Nefesi zehirli. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki
Her söylediği, yazdığı doğrudur. Ama kendisi fasıksa size sirayet eder. Her şey doğru söylüyor ama böyle bir fasıkın kitabını okumayın diyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri. Fıskı size sirayet eder. Bir bakıyorsun kardeşim, gözleri böyle kadın gibi saçları şey yapar. Bir bakıyorsun başka bir tanesi tasavvuftan dem vurur. Ustadım şöyle kadın sipsiyah şeytanın mezarda çarpmışa benziyor. Tasavvufun inceliklerinden bahsediyor. Sen de tasavvuf enfusi ahlak dersini dinleyeceksin. Kafayı mı yediniz ya, ben mi oynattım ya? Akıl mı tuttum, nasıl yaşıyoruz? Kardeşim niye zehirleniyoruz? Acayip 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 şeyler oluyor bu akıl zaman. Bana da diyor garip şeyler doğurdu, garip şeyler de doğuracak. Kardeşim esinetikum elvanikum ya. Boş ver diyor. Anlattığına bak. 25. sözü okumuyor musun? Diyor ki felsefe der ki kişiye bakma. Söylenilen bak. Ama Kur'an der ki bize kim demiş? Kime demiş? Ne makamda? Ne maksatta ya? Sanki mezardan çarpılmış çıkmış ya. O da boyayla ha. Kadın erkek boyayla gene bu halde. Bir de yıkasalar vardı ya. Hepten o Bakara 275'in dediği gibi. Kabirde şeytanın çarpmışına döner gibidir diyor faiz yiyenleri. Hiç kim kabirde çarpılmış bir insanın kabirden çıkanı gördünüz mü? Hortlağı. Hortlak gören var mı? Ama ayette diyor ki ona benzer diyor. Bu sefer hortlak dersi yaptım. 13 dakika sesli kayıttır. Bir bakın hortlak. Hortlak dersine bakın. Hortlamış insanlar var piyasada. Dolu. Hayvanat bahçesi var. Evet. İradeye hoş geldiniz. Hadi bakalım. Mukaddemi yapacaktık. Yaptık sayılıyoruz. Bak çalışarak şey yapıyorum sevgili arkadaşlar. Şöyle yapmıştık. Mutlak, muhit, hudutsuz, nihayetsiz ilmi sıfatların, bu sıfatların bir miktarı muayyen bir şekli mahsus ile nafis irade süret giydiriyor, kudret icat ediyor demiştik. Sonra baktım irade size de gönderdim. İlmin vazifesi temyiz, teşhis, tayin. İradenin vazifesi tercih, tahsis. Kudretin vazifesi tesir, ispat, icat. Tamam böyle. Bunu şeyde de 32. sözde bir hasna ve bir çiçekte o sıfatları uyguluyor. Hatırlarsınız. Tamam. Yani ilim neydi? Temiz ediyor. Teşhis ediyor. Tayin ediyor. İrade tercih ediyor. Tahsis ediyor. Şimdi ustad da diyor ki irade başka bir şey ya. Çok tuhaf. Mutlak, muhit, hudutsuz, nihayetsiz. İlmi sıfatların, enfusi sıfatları ilmin. Paketin adı ilim. Ama içerisinin bir sıfatı Allah Allah. Mutlak, muhit, hudutsuz, nihayetsiz. Tamam mı? Onu bir şekli, bir miktar muayyen. Bu ilmi vücutları. Bir miktarı muayyen, bir şekli mahsus ile nafis. Nafis, konuşmuştuk, nüfus eden. Mesela su çamaşıra nüfus ediyor. Yani gözükmüyor ama. İrade böyle ilme nüfus ediyor. İrade nüfus ediyor. Nafis nüfus ediyor. Yani iradeyi tercih sistemine çıkartırsak cibir kokuyor. Mesela onu mu, bunu mu, bunu mu? Mesela diyelim bir adam, birisi kardeş geldi şimdi. Nereye oturayım? Onun tercihi burayla sınırlıdır. Yeni bir yer bulamaz. Yani yapamaz. Mutlaka bir tane. Bu irade buraya mahkumdur. Mecburdur. Buradan bir tanesi. Cibir işte böyle kokar. İradenin böyle bir, bunu yapmıyor irade. Bu iradeyle yapmıyor. Bu ihtiyarla yapar. İrade nüfus eder. Nüfus eder. Ne yapar? Miktarı muayyen. Miktarı muayyen. Mesela miktarı muayyen. Böyle. Bir de şekli mahsus.
vermek için mutlak, muhit, hudutsuz, nihayetsiz ilmin içerisine nüfus ediyor ve irade, tercih ve tahsis ediyor. Muhassıs ve müreccih ise iradedir diyor. Allah. İradesi mektubatta diyor abi. Ne diyor? Onu bir daha. Şey yapayım bir daha hemen. Kaç bende baktım da abi. Evet. Size şey yaparsanız. İradeyi bir de şey yapayım. Abi şey diyor ki mektubat 244'te muhassıs ve müreccih ise iradedir diyor. İrade. Muhassıs ve müreccih. Muhassıs. Sıs. Ve müreccih ise iradedir. Müreccih. Müreci. Hasan abi ben de şöyle bir iki baktığımda şu yani dört tane ana şey gözüküyor iradenin. Tayin, teşhis, tahsis, tercih. Doğru. Böyle evet. Sıfat var. Tayin, teşhis, tahsis, tercih. Bir de şöyle onu ekleyeyim mi? Gözüken şu ki abi yani bir böyle baktığım yerlere baktığım yerlerde. Hı. Suret ve şekiller tayin teşhis ediliyor. Sıfat, hal, vaziyetler tahsis tercih ediliyor. Bir daha yavaş. Suret, şekiller tayin teşhis ediliyor. Tayin ve teşhis evet. Sıfat, hal ve vaziyetler enfusi. Tahsis tercih ediliyor. Enfusi şeyler. Onunla şu şeyler yani birkaç tane yer var bu geçen. O şey örtüşüyor. Bir de şu meşhur yer var ya. Mahiyet ilmiye sürer mevzu. Orayı da aslında tatbik etsek. Çünkü o da böyle en çok kullanılan, en çok... Onlar doğru. Kaçıncı sayfaydı o? Abi ulemalarda... Sen biraz önce söylediğin hangisiydi dört tane? Abi onlar şimdi birkaç yerden toplama. Yok ben çünkü irade önümde ya. Yani, ne yapmışız? Şu alar 142 mesela var abi. 142. Ben şu alar açayım. Oralara daha gelmedik gibi geliyor bana. Sözler, sözler daha bitirmedik ya. Sözler 548'deydi o suretlerin tayin teşhis edilmesi. 500? 548. Dur bak. 548. Evet, bak almış. Okumuş muyuz? Orayı okumuşuz he. Evet, orada konuşmuşuz zaten. Evet, burada konuşmuşuz. Başladık orada. Evet. Burada konuşmuşuz. Hem de ne kadar gitmişiz ya. O emri tekvinilere gittik. Emri tekvinler oradan çıkmış. Yani o mesela mektubattaki abi... Onun sayfayı söyle. Mektubat 244. Aslında orayı da okuyabiliriz. 200, evet. Evet almış bakın en uzuna. Görüyor musun? Ben isterseniz orayı da okuyabiliriz. Burayı okuyalım, başlayalım. Çünkü mesela şey de var. Sözler 685 de ben... 685. Bak sözleri tam bitirmemiştik, dur. Parmağım şöyle koyayım. O 685'i almamış. 687'yi almış. Olabilir. Onun devamı muhtemelen. Devamı bu. Ne diyor? Yani irade-i ilahiye cilvesi olan evamiri tekviniye ve o emirden vücud harici giydirmiş bir kanun emri ve latife-i rabbani olan ruh. Başı şöyle geçiyor. İnsanın nasıl ruhu bütün cesedine öyle bir münasebeti var ki bütün azasını, eczasını birbirine yardım ettirir. Yani mesela o 685'in o baş şeyinde şöyle diyor abi. Biz sadece iradeyi böyle ilk yaratılış gibi düşününce aslında bütün sıfat, hal ve vaziyetlerde irade var. Zaten irade neydi? Kitab-ı Mübin de neydi? Kudret ve iradeydi ya. Aslında daha çok Kitab-ı Mübin tarafını düşünmemiz lazım. Biz daha çok ilimle şey iradeye biraz ya, daha baktık ama evet. Oradan ziyade kitabın bindeki kudret ve irade beraber. O zaman her sıfat, hal, vaziyetin şeyini çıkması kısmında bir irade daha şey. Zaten o hatırlar mısın dün geçen hafta irade bir miktar muayyen kitab-ı mübine bak. Evet. Bir şekli mahsus veriyor. Ama kudret icat ediyor, irade nüfuz ediyor, ederek. Mesela o 685'te şey diyor abi. Sözler mi? He sözlerde. Müddet-i bekasında bütün değiştirdiği sıfat ve haller dahi böyle bir tahsis ile veriliyor. Demek bir muhassısın iradesiyle, bir müreccihin tercihiyle, bir mucidi hakimin icadıyladır ki tahsis yollar içinde hikmetli bir yolda onu sevk eder, muntazam sıfatı ve ahvali ona giydiriyor. Evet. Sıfat ve ahval. O zaman şey yapayım. Ben Mektubat 244'ten... Burası bayağı çünkü
Peki bir daha iradeyi şey yapıyorum. Mutlak ve muhit ve hudutsuz ve nihayetsiz olan ilmi vücutlara, imam-ı mübinlere, kitab-ı mübindeki olan irade ve kudret. İrade ne yapar? Bu mutlak, muhit, nihayetsiz, hudutsuz ilmi yapılanmalara nafis irade, nüfus ederek, nüfus, yani diyelim ki namaz, ruha, ruhun gıdası veya iman, hayatın hayatıdır, nüfus ediyor. Su kumaşa nüfus ettiği gibi iradede ilmi vücutlara nüfus ederek ne yapıyor? Miktar-ı muayyen, şekli mahsusları yapıyor ve kudret onu vücud haliceye çıkar, kudretle. Ki iradenin yeri, temel pergelimizi koyacağımız yer Kitab-ı Mubin'dir. İmam-ı Mubin, ilim, emir. Kitab-ı Mubin de bu. Evet, ilim, emir, İmam-ı Mubin. Kitab-ı Mubin, kudret, irade. Orada şey yapar, o merkezde her şeyi şey yapacağız. Zaten de usta da ne diyor? Bir miktarı muayyen, şekli mahsus. Bak vücud yani tayin ediyor. Yani vücudu haricisinde eşyanın, iradenin rolu bu. Tayin ediyor. Kim halk ediyor? Kudret. Bir miktar muayyen, şekli mahsus. Ne yapıyor? Bak ne yapıyor diyor. Tayin ediyor değil mi? Bunu yaparken her şeyin evamil tekniği... Ha, irade süret giydiriyor. Kudret icat ediyor. İrade süret giydiriyor. Kudret icat ediyor. Abiler bu konuştuğumuz irade var ya böyle. Bir motor bilgisi veya bir başka ticaret bilgisi haricimizde olan değil. İrade deyince doğru vicdandayız. Vicdanın yapısı işte. İrade zihniz, latife-i rabbani ya vicdan. İşte irade süret giydiriyor. Demek ki suretleri irade giydiriyor. Onu icat eden de kudret oluyor. Ama çok keyif aldığım şey miktar-ı mayen şekli mahsus veriyor. Şeyde ne diyor? Diyor ki irade tercih ve tahsis ediyor. Allah Allah. Muhassıs ve müretçim olması var abi. Bir de bu tayin edici ve teşhis edici. Yani tayin, teşhis, tahsis, tercih. Dört tane sıfat gözüküyor. Ekleyebiliriz. Evet. Tayin, teşhis. Tayin. Dur bir dakika şurada hangisi vardı bende? Tahsis var, tercih var. Ha, tayin, teşhis, tahsis, tercih. Tahsis, tercih. Tahsis koydu. Tercih de var. Bir de sen ne dedin? İki tane var. Tayin olacak. Tercih. Evet. Buna suret, şekil, tayin, teşhis ediliyor. O zaman şöyle yapayım ben onu. Sen söyle bir daha onu. Yazalım gene değiştiririz. Tabii. Evet. Buna önünde... dursun diye. Onu ayrı yazın abi. Tamam bu doğru. Bunun dışında yazalım onu. Şöyle yapayım. İrade. Bir. 2, 3, 4. Şunu kaldır. Bu çok kullanılmış artık. Tayin. Yin değil mi? Evet. Teşhis. 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 Tahsis, tercih. Tahsis. Tercih. Şöyle abi onların da değiştiririz hani konuşalım diye söylüyorum. Yani nesini? Şeyi. Tayin suret olsa. Ha tayin. Teşhis şekil desek diyelim isterseniz. Şöyle diyelim. Okurken değil. Ha şey. Tayin suret diyor çünkü suretleri tayin. Abi şekli mahsus diyor ama tahsise şekil geliyor. Mahsus. Sıfata onu şey yapıyor daha çok. Sıfat da çok kullanıyor. Ha, söyle bakayım. Metin bak. Tayin suret, teşhis şekil desek abi. Şekil. Bakacağız şimdi. Ha, sıfata, tahsise sıfat. Sıfat. Çünkü o var, sarı ifade de var. Tercih de hal vaziyet. Abi bunda... Hal ve vaziyet diye geçiyor.
Bunlar iradenin kendisinde var mı? Bir yerden getiriyorum. Yani bu noktada bir benzai bir vazifesi mi var? Öyle biraz uygun oluyor. İlmi malumdan getiriyor bunları. Çünkü bir miktar muayyen de belirlenmiş suret, şekil, sıfat ve hal vaziyetler var. Tayin ayan ediyor. Sistem olarak irade var. Teşhis, şahs, evet, has kılmak, tahsis, ona has. Abi. Yani tercih, rücu. Şimdi irade ne yapıyor? Ne dediniz? Miktar muayyen. Şekli mahsus. Şekli mahsus. Süret. Bu neye göre yapıyor? Bunu eşyanın her zerresinin evamiri tekvinesine göre yapıyor. Evet. Çok güzel. Evet. Şimdi bu tayin, teşhis, tahsis ve tercih, biraz baktım. Tercihler meyle baktığını anladım. Ne oğlum, dörtlüğe mi evet. geçeceğiz? Meyle. Tahsisler ihtiyaç oluyor. Onu da ekleyeyim. Dur ekleyeyim. Dur bakayım. Evet, tercihe ne demişsin? Tercih meyil. Meyil. Tahsise ihtiyaç. İhtiyaç. Teşhis. İştiyak. Tayin. İhtiyaç. İnciza. İnciza. Ama kardeşler ne der? Bir baksınlar. Çünkü her şeyin tayini bunlara göre yapılıyor. Yani benim incizabımı dikkate alırken üzerime giydiğim gömleğin de incizabına bak. Peki bunu koyalım. O söz mektubatı 244'de okuyalım. Okuyalım. Mektubat 2, yani sayfayı söyleyeyim size, gönderdiğim sayfa. Sözler mektubat 285 miydi? Tamam, bakayım abi. Evet. Şurası abiler. Bu sayfayı bulun. Aa bak, burada o var ya Şeyh Osman. He. Tahsis, tercih, kast, irade diyor. Ama orada metinde direkt o ama şey söylüyor. Mektubat 244. O irade ile o şeyin her şeyini tahsis eder. Belli bir gaye için yani. Bu o şeyin o şeyin her şeyini tahsis eder. Tahsis. Ve o irade ile her cüzüne, her uzvuna, her kısmına ayrı has bir şekil verir, bir vaziyet giydirir. İradeyi görüyor musunuz? Yazmayı. İrade, böyle yapayım. İrade ile her cüzüne, mesela cüz karaciğer, her uzvuna organ, her kısmına 285, sırrı insaniye gönderilmiş. Bu abiler üçünün cemi, üçüne birden ayrı has, cüzüne şekil veriyor, uzvuna şekil veriyor, her kısmına şekil veriyor, bir vaziyet giydiriyor irade. Pek çok imkanat için mütereddit iken gayet muntazam bir teşahhus verilmesi hadsiz cihetlerle bir irade-i külleyi gösterir. Çünkü her şeyin vücudunu ihata eden, burada ne çıkarım var? Mavi bakacağız. Her şeyin vücudunu ihata eden, bir, her şeyin vücudunu ihata eden hadsiz imkanat. Bak, hadsiz imkanat. İki, ihata eden ihtimalat içinde, semeresiz akim yollarda ve karışık ve yeknesak sel gibi mizansız akan camit unsurlardan gayet hassas bir ölçüyle, nazik bir tartıyla, gayet ince bir, iki tane yazmış, gayet ince bir intizam ile, nazenin bir nizam ile verilen mevzun şekil ve mutazam teşahhus neymiş bunlar? Cem ediyor bakın. Bunlar
bir zarure, bilbe dahi belki bir müşahede. Yani bunların hulasası bir zarure, bilbe dahi belki bir müşahede. Neymiş? Bir irade-i külliyenin eseri olduğunu gösterir bunlar. Çünkü hadsiz vaziyetler içinde bir vaziyet intihab etmek. Hadsiz vaziyetler için intihab bir tane. Bir tahsis, bir tercih, bir kast, bir irade ile olur. Ve amd ve arzu ile. Amd doğru mu ya? Kitapta amd mı yazıyor? He? Ha, böyle bir şey mi vardı? Amd ve arzu ile tahsis edilir. Sonra elbette tahsis bir muhassisi iktiza eder. Tercih bir müreci ister. Muhassis ve müreci ise iradeymiş. Bak, muhassis ve müreci ise iradeymiş. Ha, şimdi ne çıkarttık bakalım? İyisiniz değil mi? Sıkılmadınız değil mi? Sıkıldığınızda camı açarsınız. Bir tane satsın oradan. Heh, rahat rahat olun. Bizim meşrep rahat meşrebidir. Rahat olun. Amt kasıt gibi bir şey de yok. Ha? Kasıt gibi bir şey. Amt. Heh. Gibi. Şimdi bak ne çıktı? Ne çıktı sevgili kardeşler? İmkanat iradeyi gösteriyor. Muhassis ve müreci iradedir. Çok acayip ya. Ondan sonra o şeyin her şeyini tahsis eder. Her cüzüne, her uzvuna, her kısmına ayrı has bir şekil verir. Bir vaziyet giydirir. İrade ile o şeyin her şeyini tahsis edermiş. Yani irade bir şekli mahsus, miktarı muayyen, muassis ve müreci ediyor. Ondan sonra tayin ediyor, teşhis ediyor, tercih ediyor. Peki bunu, bu vicdan nereye göre yapıyor bunu? Şeyi söylemek istiyorum şimdi. Evet, bak şimdi ama. Harika. Şimdi irade neredeydi? İradeden gelen evamiri tekviniye, yani şöyle ya, iradeden evamiri tekviniye, evamiri tekviniye de bu. Meyil başlar, meyil iki katına olursa ihtiyaç olur, ihtiyaç iki katı olursa iştiyak olur, bu da iştiyak da iki katına olursa incizap olur. Tamam. Evamiri tekviniye göre. Şimdi ne diyeceğim? İrade nerede? Vicdanda. Vicdan. Vicdan neydi? Gayb. Gaybın alim şahadetti. O zaman vicdan, ey irade, nereye göre yapıyor? Muhassis ve müreci, tercih, tayin, teşhisi nereye göre yapıyor? Evamiri tekviniyelerimiz var ya, evet. Sırf burada değiliz. Burada hayat-ı tekviniyeler var. Bak, burada hayat-ı tekviniyeler. Gayba göre yapıyor. Abi özür dilerim. Her ihtimaliyatın sonsuz ama birbirlerine münasebeti ve eşyanın her zerresinin münasebetini bir düşünsenize. Hiçbir birbirini örtmüyor. Güneşin, ayın, galaksinin, senin, mağmanın içindeki bakterinin, denizin içindeki balığın, her şeyin evamiri tekniğine göre bu muhassıs ve müreci yapıyor. Vazife yapıyor. Nasıl bir şeyse. Bak, bir irade neymiş bir daha? Acayip. Gaybı, kalp bir pencere, vicdan nezarı seyreden, orayı seyrederken o kainatta olan ben, şeceri hilkatta olan ben, bak abiler, o insan var ya, insan-ı ekber, kainat-ı kübra, insan-ı ekber, o oraya bakıyor vicdan, pencerede kalp diyor, vicdan bunu seyrederken, o vicdan orayı seyrederken oraları, gaybı, oradan buraya bize ayet-i tekviniyeli, alem-i şehadete tayin, teşhiste tercih ettiriyor. İrade nereye göre yapıyor? Gaybı buraya taşıyor. Bizi yapılandırıyor.
İhtiyar ne yapıyor? Hayat-ı tekviniyelerden seçiyor. Yani şu mu, bu mu, o mu? Realitede, nefs-i emirde. Mesela buraya mı oturayım, bunu yiyeyim? Bunu ne? Realitedir, nefs-i emirdir. Buraya mahkumdur ihtiyar. Akledir ya, malzemeleri var, bilgileri var. İhtiyar önümüzdekileri seçiyor. Şunu bunu. İrade ise önümüzdekileri değil, gayba bakarak evamiri tekviniyelerimizden tercih ediyor, tahsis ediyor, teşhis ediyor, tayin ediyor. Ama nereye göre yapılır, yapıyor diye sorusuna cevaptır. Gaybımız, yani şeceri hilkatteki insan ekberimize göre yapıyor. İstidatlar nerede burada? Yani o deyince ben o çağrıştırdığı için istidadadakini kabiliyet olması. İstidat ruhta ya. Şeydir, zihayattır, zihşurdur, kanunem, rucudarıcı ya, yazılım. Aslı yazılım ama yazılım da mutlak ve muhit ya. Yani bir tayini yok orada, teşhisi yok, tercih olmamış. İstidatlar mutlak, muhit, hudutsuz, nihayetsiz, ilmi ezeli yazmış. Ruhu, ruhun orada. Ruh tabii vicdan, bir üst tabaka kalp. Bir üst, evet irade konuşuyoruz diye makamı bu. Altında kim var? Akıl, vicdanın. Üst, vicdan burada. Üst kat kim? Kalp. Daha üstünde kim var? Ruh. Ya, istidat burada. Bu istidatlarımız evamiri tekviniyeler ya, evamiri asılları yani. O asılları onlar. Ha, o nihayetsiz. Ve alleme Adem'e esma-i külliha, bütün olmuş olacak Allah'ın dışında her şeyin yazılım programı. Ha. Ama bu iradeyi nereye göre bu bizi heyecanlandıran şu, iradeyi, bu tercihi, tahsisi, teşhisi, tayin nereye göre yapıyor? Gaybımıza göre yapıyor. Yani ötelere, öteler var ya, gayb biz, büyük insanız. O alemlerdeki mesela ahiret, kabir, cennet, cehennem, oraları görüyor. O kabir azaplarının her şeyi görüyor. Vicdan görüyor. Haşir meydanında sorular soracak. Mesela diyelim ki Allah bize haşir meydanında dese ki niye böyle yaptın? Çaresi var mı? Geçmiş olsun. Çaresi yok. Ama merhamet ilahi olarak onu ben sana soracağım, sonra orada çaresi yok. Aynı soruyu ben burada sorayım, sana da çaresini üret. Dın adıdır vicdan. Vicdanı buraya taşıdı. Haşir meydanını. Haşir meydanı buraya taşıdı. Şimdi soruyor. Allah soruyor gibi vicdan soruyor. Yapma, etme. İşte buna göre o seyreden vicdan gaybı, o gayb alemleri haritası olan kalp, cennet, cehennem, sırat, her şeyi görüyor kalp. Vicdan da seyrediyor. İrade de diyor ki, vicdan içerisinde irade, bunu tercih edeyim, bunu tahsis edeyim, bunu teşhis edeyim, bunu tayin edeyim. Yani bir miktar muayyen, bir şekli mahsus de suret giydiriyor, kudret icat ediyor. Yani iradenin vazifesi sanki insani berza. Hem oraya bakıyor, hem buraya bakıyor. O evamiri tekviniyelerimizden yani. İradenin zaten vazifesi bu. Buradan meyne var. Ni mutlak mühit. Oradan seçiyor. Şöyle yapayım bir daha o şeyi. Mehmet'in dedi. Abiler, iradeden gelen şöyle. İradeden gelen evamiri tekviniye. Tekviniye. Nedir evamiri tekviniye? Evamiri tekviniye de şunlardır. İyiyim. Yapalım. İyiyim. Ezberleyelim diye. Ha, iyiyim. Meyil. İki katına çıkarsa ihtiyaç olur. 29. Bu da iki katına olsa iştiyak olur. İnci zap olur. Şimdi gelelim buraya. Şimdi bu irade evamiri tekviniye oraları seyrediyor. Böyle döndü. Tamam. Oo, büyük insan.
Her şeyi seyrediyor. Haşirde bana ne soracak? Hepsini soruluyor. Gelecek yok. Orada zaten mazi mustakbel hep bitmiş. Şimdi irade anda yapacak. Kitab-ı mübin olacak. Oralara bakıyor. Allah Allah dönüyor. Hayat-ı tekviniyelere. Yani yaratılışa. Bu berzahlık vazifesi yapıyor. Bu hayat-ı tekviniyeleri ihtiyar yapıyor. Oralara döndüğünce irade. Burası ihtiyar. Dönünce irade. Burası ihtiyar. Berzahlık yapıyor. Vicdan. Burası irade. Ondan sonra ona diyor ki tercih et, tahsis et, teşhis et, tayin et. Ona göre bir miktar muayyen bir şekli mahsus ile hadiselere suret giydiriyor. Kudret de icat edince oluyor kitab-ı mubin. Şey vardı ya o şey deneyinde çift yarık deneyi vardı ya. He. Orada bir bakan olunca oraya bakınca nihayetsiz ihtimalat var. O içerisinde bir şey değişiyor. Farklı bir şeye geçiyor. O işte Schrödinger'in kedisi de var. O şey yapıyorlar ya. Evet. Kedi öldü mü ölmedi mi? İhtimalat nihayetsiz ama baktığında birisi oluyor. Çok yani tuhaf ya. Yani irade orada. İradenin yani şuur diyelim o noktada. Oraya eğer taalluku olduğunda o nihayetsiz ihtimalattan birisi vücuda çıkıyor. Ama bir Müslüman bu deney olmadan dese birisi seyredince niye ustad demiş ya niyet ve nazar mahiyeti şey değiştirir. Yani bakana göre bak yarık deneyinde. Arkaya götürürsek aslında bir irade yani daha sıfat olarak bakarsak mevzuya bir ilme irade taalluk ediyor. O bakan var ya o gözlemci yani o ihtiyardır. Arkası daha irade. Yani o ihtimalatlar o zaman şey oluyor. İlmi muhit gibi oluyor. Oraya irade bu da şey nüfus ediyor. Nüfus ediyor. Nüfus ettiğinde hemen kudrette bir vücut çıkartıyor orada. Evet. Yani zaten ilim, irade, kudret zaruret oldu yani. Evet. İllet-i tamme oldu yani. İllet-i tamme yerine geliyor. İllet-i tamme'yi oluşturuyor. İmtihan sırrı bozulmasın diye orada onu öyle gösteriyor olabilir mi? Yani çünkü açığa çıktığında hani var ya hurmaları içine koydu Efendimiz. Herkes geldi yedi. Şimdi sonra aslan içinden bir kilo çıkacak ama orada inanmayan baktığı zaman diyor ki ya belki de vardı içinde. Yani hani tam açığa çıkarmıyor. Orada da sanki açığa çıkmasın diye Allah o çifte yarık deneyinde onu şey yapmıyor. Yani bir gözlemci olduğunda o iradeyi bozmasın şimdi diye. Çok ilginç oldu abi. Evet. Bu abinin söylediği de ilginç oldu. Evet. Yani insan o çift yarık deneyi niyet ve nazar mahiyeti şey nasıl değiştirir? Allah razı olsun. Yani insanın bakışı o kadar. Bakışı nasıl değiştirir? Değiştiriyor işte. Aslında bir yani tayin, tahsis, tercih edici sistem çalışıyor. O zaman ne demek biliyor musunuz? Bak geleyim size. Bakınca neyi değişiyor? Çünkü bakış illeti tahammülü. Kudret var içinde. Evet. İllet-i tahammülü oluşuyor. Mesela bakınca orası değişiyor mu? İlmi mi, realite mi? Oluyorsa illet-i tamme var. Yani yağı tartmayın demesinde de o zaman illet-i tamme oluyor. Tartıyorlar ondan sonra belki... Kardeşim, illet-i tamme olduğu için göz oluyor. İllet-i tamme olduğu için karşıyı yapılandırıyorsun. Göz, anladın mı? Göz olur. Mekanizmayı şunu bir araya getirince elektrik şey oluyor. O ister istemez. İşte bak, göz de mesela iletişim, anne çocuk. Hasta doktor, tamam mı? Göz, ondan sonra yapılandırmak, engerekli ilanı gibi sokar bazen gözü. Diyorum ya ona, şaka demiyorum, şaka zannediyor. Lan bakmayın böyle bazen gözüne, 6 ay işin ters gider yani. Rüyalarına girer yani böyle. Çünkü illeti tahammülidir. Mesela o yarık deneyinde fiziksel, bak bir Müslüman şey yapsaydı onu, bunlar dinini, ritüelleri kullandılar. Nasıl ki kimyada 8 elektron şey var ya, bak, onu ilk şey yapan Hindular olduğu için, o Hinduların daha şey tepesi, ne tepesi diyor, oraya 8 tabakada çıkılıyor. Nirvana. Nirvana 8 mertebedir. Adamlar şey yapmış onu. Ona benzetmiş. Tamam mı? Herkes. Ama bu yarık deneyini Müslüman yapsaydı, Müslüman şey, o zaman derdi ki, demek ki bakınca olay değişiyor mu değişmiyor mu? O zaman illet-i tahammülü. Ne diyor bir de? Kur'an'a diyor ki, ilim, irade, kudreti tazamun eder diyor.
Kelam. 430'da. İlim iradeyi kudreti tazamı ne diyorsa Kur'an illeti tamilidir. Okunduğu zaman küfrü, kafirin küfrünü artırıyor. Nefsine Müslümanın imanını artırıyor. Kur'an okunduğu zaman mesela ben bunu içiyorum bak. İçeride ne olacak? Ne var içinde? Bilmiyorum. Ama mutlaka içeri şey yapacak. İşte Kur'an okunduğu zaman içeride illeti tammelidir. Mutlaka yapılandıracaktır. Vücut harici veriyor. Şimdi o yarık deneyi gibi. Bakınca niye değişiyor? Bakmak ne yapıyor ki onu değiştiriyor? Yok tek git diyor buradan. Yok genellen diyor. Peki o yarık deneyine bakan adam bir de duyguları, aklı ve ruhunu yüklesek o gözlemciye. O orayı ne yapar? Karşıdaki adam yapar. O atılan elektronlar adama çevirir, çiçek yapar. O adama şuur verilse yani. Gözlemci kamera koydular da böyle oldu. Bir de şuurlu akıllı bir şey yapalım. O zaman eşya değişiyor. Eşya değişiyor. Eşya değiştirir. Demek ki kelamda ve bakışta illet-i tame var. Burayı biraz da devam edelim. Mektubat 252'ye geldim. Abi bir de tahsiste şöyle bir şey var. Birisine bir şey tahsis edince o sadece ona ait oluyor. Tahsis evet. İhtiyardaysa şöyle bir şey var. Ben bir şey seçtim. Başkası da onu seçebilir. Daha başka seçebilir. 100 kişi aynı şeyi seçebilir. Böyle olunca orada esbab dairesi ne ifade ederken böyle bir şey söylemiş. Ama iradede ise herhangi bir engel yok demek ki. Hiçbir esbab, hiçbir perde yok. Tahsiste doğrudan doğruya ona o tahsis edilmiş oluyor. Has oluyor ona. Evet, has oluyor ona. Yani önemli olan bugünkü dersimiz şunu yakalayacağız. Vicdan berzah ya. Dönüyor gayb. Şeceri hilkat. Şeceri hilkatı gayb. Arşa kadar cennet, cehennemi berzahı görüyor. Kim görüyor? Vicdan. O delik ne? Kalp. Kalp penceresi. Burada vicdan bakınca irade, zihniz, latife-i Rabbani etkileniyor. Gözlemci, yarık deneyi düşün. Yarık orası. Pencere yarık. Tamam. Oraya bakıyor. Buraya dönünce vicdan, alem-i şehadete, ayat-ı tekviniyele, dima vasıtasıyla, dima dişsaldır vicdana göre, dimadaki ihtiyara yapma, tercih et, etme, ver, verme, bunu yaptırıyor. Nereye göre yaptırıyor? Buradaki şahit olduklarını burada yaptırıyor. İrade böyle bir berzahlık yapıyor. Ama kitab-ı mübin olmuş. Böyle iki bu anlattığım gibi ama hepsi anda oluyor. Böyle bakıyor, diyor kitab-ı mübin oluyor. Nereye göre? En çok merak ettiğim oydu. İrade tamam da nereye göre tercihler ediyor, tayin ediyor, tahsis ediyor, teşhis ediyor? Hani şurada iki sıfat söylüyor ya. Tercih ediyor, tahsis ediyor. Sureti... İrade burada bir sistem. O zaten konuşmuştuk Ali. Şeyde bak diyor ki bir irade suret giydiriyor, kudret icat ediyor. İşte irade kendisinde has olanı değil. Sistemi taşıyor. Tabii canım. Gaybı taşıyor. Gaybı taşıyor. Kendisini ayan etmiyor. Bu adam kimdir irade diye içine bakıyoruz. Bu nedir ya? Nasıl işliyor? Ne var? Bunlar var yani. Sistem için tercih var, tahsis var, tercih. Bunları, bu içi bu. Bu komple pakete irade deniliyor. İrade. Ama nedir ya? Karpuz gibi kessen içinde ne var bu adamın? Tercih var, tahsis var, teşhis var, tayin var. Yani bu 32. sözde şey yaptın değil mi? 500. Hangisi? O 4 tane şeyi. Yani onları birkaç yerden toplan. Vardı. Orada var evet. 244'ün başı da soru da güzel aslında şey abi. Diyor eğer denilse yalnız ilim kafi değildir. İrade dahi lazımdır. İrade olmazsa ilim kafi gelmez. El cevap diyor. Bütün mevcudat nasıl ki bir ilmi muhite delalet ve şahitidir, öyle de o ilmi muhit sahibinin irade-i külliyesine dair delalet eder. Şöyle ki diyor, siz o kısmı almışsınız ondan sonra. Ondan sonra, şimdi bakın Risale'yi görüyor musunuz?
Bir tane Bursa'daki abinin dediği gibi. Hasan kardeş dedi. Ben Risale okuyorum, derste senelerde mi gidiyoruz? Çok kolay. Her şeyi anladık, anlaşılan şey. Seni bir dinliyorum, bu ne diyor diyor. O senin söylediğin metne, bu senin gözüne bir bakıyorum, hiçbir şey anlamıyorum. Abi, özür dilerim, heyecanlandım. Üstad enfüzyü derslerin yapılacağını da burada, o soruyla. Eğer denilse diyor ya, az geri gelir misin? Evet. Eğer denilse, yani birisi der diyor. Evet, birisi sorar. Şimdi ben cevap vereyim diyor. Doğru. Ya da deyin diyor. Evet, sorun diyor. Sorun diyor, tersten de öyle de. Eğer denilse ya da deyin. Evet. Abiler bu karpuz gibi irade. Karpuzu yardık ne vardı? Çekirdek var, kırmızı var, tat var, koku var, renk var. Bunlar varmış. İradenin içinde bunlar var. Toplanmış sıfatlar. Bu ne yapar? İrade süret giydirir. Bir miktar muayyen, bir şekli mahsus. Nereden? Gayb'taki mutlak, muhit, hudutsuz, nihayetsiz vücutlardan, ilmi evamir tek vücutlardan, o haşir meydanında Allah soracak. Aslında vicdana soruyor. Allah için mazi müstakbel olmadığı için vicdanda da yok, irade yok. Oraya göre şu anda akla diyor ya vicdan, deme onu, yapma. Niye böyle yapıyorsun? Aklın aklı ya vicdan. O anda Allah soruyor zaten. O anda haşirdeyiz biz. Biz şu anda gelecek yok Allah için. Geçmiş, geçmiş yok, an yok, hepsi andadır. Şu anda Allah için kıyamet kopmuş, İsrail bitmiş, dünya her şey bitmiş. Allah için bitmiş. Şu anda haşir meydanındayız. Soruyor, sorarken irade diyor ki yapma, anda oluyor. Ama biz ona şahit değiliz şeyle, aklen. Allah için yani şu anda suret ya. Suret hakikate istinad eder, medet alır, hayattan ruhlanır. Şimdi bu suret midir? Surettir. Ahiret hakikat. Ahiret de olmayacak. Oluyor zaten. Olduğu için oluyor. Olduğu için oluyor. Yani suret hakikat. Hakikat daha kuvvetli tabii, esma. Suret. Olduğu için oluyor. Allah bizi tayin ettiği için, tahsis ettiği için, tercih ettiği için, bunları nasip ettiği için, Allah yarattığı için biz buradayız. Burada olduğumuz için Allah şey yapmıyor ya. Allah tayin ediyor, tercih ediyor. Şu anda haşir meydanında soruyor. Sorduğuna şahit oluyor vicdan. İrade de diyor ki onu tanımlayamıyor işte. Yapma akla diyor ki. Akıl orayı görmüyor. Aklı zahire müptela. Akla diyor ki yapma, deme, özür dile, gayret et, kulak ver, uyuma vesaire söylüyor. Akıl da hemen gidiyor bir alt birimi olan kafada iltizama diyor ki tercih et, o iltizam cüz-i ihtiyar. Cüz-i ihtiyar akılda ya, şey iltizamda kafada, yapma onu, tercih etme. Bu süre tercih etmiyor, böyle geliyor. Bu süreci kim tayin etti? Şurada olmuş. Allah ahirette sormayacak. Soruyor zaten. Sorduğuna şahit şu anda vicdan. Çünkü gelecek yok. Peki nedir irade? Andadır, kitab-ı mübindir. İmam-ı mübin nedir? Mazi ve müstakbeldir. Mazi ve müstakbel. Geçmişimiz nerede? Gelecek aynı yerdeler. Geçmişimiz zaten aşırı meydanda. Şu anda soruluyor geçmişimize. Geleceğimize de yapılıyor, yapılandırıyor. Geçmiş, gelecek aynı yerde. Çünkü İmam-ı Mubin, Mazi ve Mustafa. Şu anda aşırı meydanda soruyor adam. Orada bize soruyor Cenab-ı Hak mahkemede. İş işten oraya gidince fiilen, burada rolümüz bitse, niye yaptın Hasan diyecek. Ya Rabbi estağfurullah, özür dilerim. İşe yarar mı? Tövbe işe yaramaz. Kefaret işe yaramaz. Merhameten diyor ki, orada işe yaramayanı, ben sonsuz merhametim böyleyim. Merhametli olsaydım orayı bırakırdım. Sonsuz merhametli olduğum için orayı buraya taşıyorum sana. Orada soracağımı soruyor. Soruyor orada. Şu anda soruyor. Şu anda soruyor. Öğleyini kıldın mı? Şu anda ezan okunacak. Oradakini bu vicdan görüyor. Vicdanın bir birimi olan iradede şahit oluyor. Onu tayin ediyor, teşhis ediyor, tercih ediyor. Sonra dönüyor. Akla diyor ki, aklın aklı vicdan, bak yapma, akıllı ol. Bak geçici şeylere heves etme, o tembelliğe şey yapma. Tamam diyor akıl, malzemesi aktif oldu. Akıl da bir alt birimi merdivenden aşağı alt kata iniyor.
İltizama diyor ki tercih et. İltizam tercih eder. Cüz-i ihtiyar orada. Yani aklın, iradenin böyle bir berzahı var. Çünkü kendisi, vicdan zaten berzah. Akıl da öyle. Sorulmayacak, soruluyor. Duyulmayacak, duyuluyor. Tercih edilmeyecek, tercih ediliyor zaten. Evamiri tekminiyeler, ayet tekmini oluyor abiler şu anda. Şu anda oluyor. Hasan abi, şurada tayin, teşhis, tahsis, suret, şekil, sıfat, incizap, iştiyak, ihtiyaç, meyil, hal ve vaziyet. Bunu tazammum edip ben tercih ettiğimde o tercihin içinde hepsi var mı? Hepsi var. Hepsi var. Hepsi, biz konuşurken tek tek konuştuk. Hepsi bütünle yapıyor. Peki benim tercihimle külli iradenin kesiştiği yer cüz'i irade mi? Bizdeki cüz-i irade. Buraya taşınınca cüz-i irade. Bendeki cüz-i irade bende. Külli irade kainata tecelli ediyor. İrade Allah'ın sıfatı ya. Oradaki olayları, hadiseleri seyredip de bizde yansıyan cüz-i irade. Cüz-i olunca şu. Aynadaki güneş. Güneş değil, değil de değil. Ne aynıdır ne gayrıdır. Dolayısıyla bu irade taayyün ve teşahhus etmiş. Onun için cebir yok. Bu ondan yani. Eğer bu müstakil bir yaratılmış bir şey olsaydı, bana ait bir şey olsaydı, o zaman onun tayin ve teşhis etmesi bu sefer kokar. Cebir gibi kokar. Değil. Çünkü ayna ruhtur. Aynada gözüken güneş irade. İradeyi külliye. Aynadaki güneşe iradeyi cüziye. Cüzi irade. Ne yapıyor? O külli dediğin kesişiyor. Oraya bakıyor. Kardeşim biz 125 şualarda diyor insan berzahtır. Alemi gayb ve alemi şehadet arasında nokta iltisaktır yani. İkisi bu insan üzerine cerrah ediyor. Doktor. İkisi bunun üzerine cerrah ediyor. Gidip gelmeler oluyor böyle. Şimdi hem oraya bakıyor... Hem buraya, burayı derken akıl, vicdan berzahtır. Kendisi vicdanın dışsalı dima, gaybı kalp. İkisinin ortasında yani vicdan. Vicdan o külli iradenin tecellilerini söylediyor. Ondan sonra onun hallerin yansımalarını tercih, tahsis, teşhisi buna söylüyor. Diyor ki böyle yapma, böyle deme, böyle gitme. Burada eylemde gösteriyor. Yani bu içsel alem ona şahit oluyor. İrade bu, ne yapıyor? Bir miktar muayyen bir şekli mahsus ile ilmin tayin etmiş olduğu. Yani o mutlak muhit hudutsuza nüfuz ediyor. Ondan miktar muayyen şekli mahsusla suret giydiriyor. Kudreti yaratıyor. O zaman ilim irade kudret o kelam oluyor. Kelam oluyor. Birine o kelamın bir şeyi melaike böyle gözüküyor. Bir mümessil de insan. Biz de bu insandaki mümessilini hani günah işleyip işlememe şeklindeki iradeyle bulmaya çalışıyoruz şu anda. İradeyle ihtiyar. İhtiyar mı irade mi? İhtiyar. Şimdi cebir yoksa iradeden, cüz-i iradeden bahsedebiliyor muyuz? Yani ihtiyar olmuyor mu cebir yoksa? Biz sadece ihtiyar mı, aynı zamanda irade var mı üzerimizde? Yani irade bölünebilen bir şey mi? Şimdi cüz-i ihtiyar edilmiyor çünkü cüz-i ihtiyarı biz... Geçen hafta demiştik ya abi, o külli cüz-i ilişkisi duruyor mu burada? Öteki sayfada olabilir. Şimdi külli cüz-i ilişkisi iradede var, kül cüz ilişkisi ihtiyarda var. Evet. Yani külliğinin cüz-i'si var, cüz-i y harfi var, çekiyor. Külli burada var mı? Külli'nin cüz'isi var. Var. Çevir. Külli cüz'i ilişkisiyle var ama. Bir. Kopuk değil yani. Ayrılmıyor herhalde. Külli cüz'i diyor orada. Bak. Ama ihtiyar da karşılanamıyor. Şurada kül cüz ilişkisi, cüz'i külli irade de var. O irade o zaman cüz'i oluyor. Külli'nin cüz'isi var. Ama ihtiyarda kül cüz ilişkisi var. Bak ihtiyar görüyor musun? Silinmiş. O sıfata bakıyor. Bu da cüz'i ihtiyar. Mehmet abi, şekersiz al. Tamam.
irade edin. Kahve alabilirsiniz. Rahat edin. Fark ettim. 4 kelime şeyde. Hasan abi, manasız. Külli iradenin söylediği Kur'an'ın kelimesi. Eline parama uzatma diyor. Ben ihtiyarımla orada elimi çekersem iradeye tabi olmuş oluyorum. Biz onun iradesinden dolayı iradeye iradeye tabi olmuş oluyoruz. Ama tercihlerimizi yaparken bu mu oldu? Evet. Ama cüzisi tabii. Şöyledir. İlleti tamme olursa ihtiyar irade ref olur. İlleti tamme nedir? Üçü bir araya gelirse. İlim, irade, kudret bir araya gelirse o mutlaka illeti tamme olur. Vücud harici olur. İlleti tamme yani ilim, irade, kudret bir araya geldikten sonra Kur'an bu insana dese ki yapma, teklifi malaya takma. Olmaz. O yapan olmaz. Ondandır ki irade ilim nevinden değil, ilim de irade nevinden değil. Kader de eğer irade nevinden olsaydı cebir olurdu. İlim nevindendir. Üstad ilim nevindendir. Niye? İrade nevinden olsa, irade nevinde olsa zaten irade etmiş irademi de. O zaman bendeki bir şey kalmıyor ki mesuliyeti. Üstad abi, ilim, irade, kudretin bir araya gelmesi de emir mi oluyor o zaman? Emir oluyor. Vücut çünkü mecburiyet oldu. Zaruret artık. Lüzum, vücub, mahluk oluyor. Olmak zorunda zaten. Başka şansın yok. İlim, emir, irade, kudret dörtlü oluyor ya. Evet. Emir aslında üçünün bir araya gelmesi, emrin kendi... Zaten onu konuşmuştuk hatırlarsan. Geçen hafta o emri konuştuk, emri. Ama illeti de lüzum, vücub, zaruret. Eğer siz lügatla Risale-i Nur'u okursan bir kere kader risalesini takozlarsın. Çünkü illeti tamel lügatta dörttür. Lugata bak, dörttür. Risale'de üçtür. Bak şey de anlatıyor. Tekvin, şurada yapmıştık hatırlarsan. Şeriatı tekviniye. Seni söylediğim. Ha. Sayfa. Emri tekvini, ilim, emir, irade, kudreti tazamun ediyor. Emri tekvini. Tekvinin emri. Ayat-ı tekviniye kudret iradeyi tazamun ediyor. Ayat-ı tekviniye elma ayat-ı tekviniyedir. Kitab-ı mübindir. Evamir-i tekviniye ise ilim emri tazamun ediyor. Yani bu Kur'an çok tuhafıma gitti kelam. Kur'an'ın kelamı illet-i tamilliymiş. Çok garip. Yani yapılandırıyor, mahluk oluyor. Vuruyor. Peki kafire vuruyor, onu da yapılandırıyor. Küfrünü artırıyor. Aşağı iniyor. Küfrünü artırıyor derken dibe eksi beşten eksi sekiz oluyor. Şey diyor Hasan abi, Murat Haydar abi. Büyük Mesnevi David Cebbar'ın tasarrufundan bahsediyor Kur'an'ın. Ne bir de söyle. Allah Allah. Ya garip değil mi? Bizim gezegende neler oluyor ya? Yani bu Risale... O abini dediği gibi, Hasan kardeş ne güzel iyiydik ya, rahattık dedi ya. Ne güzel, her şeyi anlatmaya her akşam derse gidiyorum dedi. O metine bakıyorum senin şey, dur bakayım ne diyor ya bu ya. Bir bakıyorum, senin gözüyle bakıyorum hep de muamalar. Lan sen bizim anlamamamız için mi uğraşıyorsun diyor. Anlaşılır mevzuları müşkilleştiren şey. Şimdi bak, külli irade. Külli irade, ondan sonra cüz-i irade. Bunları ustad diyor ya, o 40 senelik ömrü, 30 senelik tahsilimde. Cüz, kül, cüz-i, külli. Bir tanesini soyut için, somut için söylüyor. Parça ve şey diyor mesela. Neyse girmeyelim, hadi bakalım. Cüz-i deme, cüz. Evet. Şimdi geçiyoruz. Daha var. 25 dakika oldu derse başlayalım. Hasan abi o şeye de girelim mi ya? Bilmiyorum yani konu bütünlüğü var diye. O mahiyet ilmiye sürer. Görünmeyen bir yazı mevzusu var ya. Yani
Oradaki orada da ilim, irade, kudretin ilişkisini anlatıyor o misal. Kaçıncı sayfadaydı o, bakayım almış mı? Böyle şey yapıyorum ama. Kader esasındaki yani. Ben şeyde buldum ya. Yani ben bakayım almış mıyım diye merak ediyorum ama sırayı bozmamaya çalışacağım da. Bir sayfayı söyleyeyim, hangisini almışım? 240. Sözler. Lemalar. Şey. Lemalar mı? Evet abi. Dur kafam şeye gitti de. Lemal, mektubat. Mektubattan sonra mı lemalar çalışmış? Şualar. Dur bakayım. Sözler, sözler oldu. Sözlerden sonra mektubat almış. Mektubattan sonra bakayım, lemalar almış. 200 kaç? 240. Bakayım, 254. Almamış, niye? İrade geçmiyor herhalde bu metinde. İrade geçmiyorsa almamıştı. Kaderin kanununu bahsediyor da. Ama evet, benim dediğim yerde iradeyle geçiyor. 26'da. İşte sen dediğin iradeyi ilk yapıp öğlen var herhalde. Ama aile sonra... Bir dakika, hangisinde hangisine geçiyor? İrade geçiyorsa oraya almış. Lemalar 240'da şöyle. 240. 469 almışım. 400 bak. 469 almışım abi. Oo, hem de ne kadar. Ama bu şey değil mi zaten? Haşiye değil mi? Haşiye. Bir daha, evet, bir çekirdekten bedihi olarak irade ve evamir-i tekvini unvanı olan kitab-ı bin o mu? Açtı bu. Mahiyet-i ilmiye sürer Türkçe'de abi. Şey var ya. Mahiyet-i ilmiye, dur bir dakika. Bedihi kader, o çekirdeği tazamun ettiği acil maddi keyfiyet vaziyeti sonra göze görünecek. Nazar ise çekirdekte halk olunacak. He, ama orada irade geçiyor mu orada? Evet abi, şöyle. Okuma bakayım. 469 mu? Nafiz iradesiyle diyor. Nafiz irade. 469 mu? Lemalar 240 abi. Peki sözlerde yok mu? 240 lemaları niye almamışım? Belki orası çok şey gelmedi abi ya da bilmiyorum. 240. 187. Allah Allah. 240. Şaşırdım. O zaman ekleyelim abi şimdi. Tamam. Ama şey, sözleri okuyalım. 469 onu. Ha, o hangisi? O dediniz ya, evet, bir çekirdekten bedi olarak irade. Abi, buraya şey yap. Yani benim dediğim yer burası her şeyse. Tamam, onu ona çalışmam lazım öyle. Burada beraber şey yapsak olmaz mı? Yani tamam, orayı açmam lazım. O zaman dur bakayım. Dizmek gerekiyor ama bir oku bakayım şey. Mesela nasıl ki göze görülmeyen eczalı bir mürekkeple yaz... Lemalar mı? Benim lemalarımı benim lemalarımı getir. Aynen öyle de. Şey, bayram lemalarımı versene. Abi çünkü o misali önemli. Öyle o misali mi? Tatbik edeceğiz aşağıda bir daha. Yani o ileri ifadeleri kullanırız. Tamam, ya uğraşmasak şey, onu sonra yapsak, çalıştıklarımıza getirsek onu yeniden. Ama oku bakalım, ama şimdi kalacak şimdi. Yani şeyden sapmıyoruz yani. Konuda tamam, iyi. Yani, tamam o zaman oku. Yani farklı bir yere götürmüyoruz. Mesela nasıl ki göze görülmeyen eczalı bir mürekkeple yazılan bir kitaba o yazıyı göstermeye mahsus bir ecza sürülse, o koca kitap birden her bir göze vücudunu gösterip kendini okutturur. Misal bu şimdi. Misal olarak. Mesela göze görülmeyen eczalı bir mürekkeple yazılan bir kitaba. Şimdi mürekkepsiz bir yazıyla yazı yazılma hadisesi var. Kitap yazılmış. Ona bir ecza sürülüyor. O koca kitap birden göze görülüyor. Sonsuz. İşte 469'da Hasan abi, 469'da sizin sayfanın altına doğru bedihi kader ise dediği kırmızı bölümün son cümlesi onu anlatıyor. Gözüyle görülüyor. Orada da göze görünecek yazıyor. Sonra görüle görünecek diyor da bu misali vermiyor ama. O misali vermiyor. Yani tamam, birbirini tamamlıyor onlar. Tamam, öyle okuruz. Ama aynı misal bu misali veriyor. Bedi kaderde o çekir tazamun ettiği ağacı maddi keyfiyat vaziyet. Göz ile görünecek, evet. O yani
200 kaçtı? O zaman 469'u okuyalım veya bitir onu. Bitir. Çünkü aynısı almış gibi. Çok ısrar ettim. Sonra? Misal okuduk. Aynen öyle de o kadiri ezeliğinin ilm-i muhitinde her şeyin sureti mahsusası bir miktar muayyen ile tayin ediyor. Bak burada bir ilim var, bir de iradenin eylemi var. Evet. Aynen öyle de o kadiri ezelinin, kadiri ezeli de ilginç, o da kudret var, hazır orada. Ezeldeki bir kudret de var, ilginç. Aynen öyle de o kadiri ezelinin ilmi muhitinde her şeyin sureti mahsusası bir miktar muayyen ile tayin ediyor. Evet. Yani buradan çıkarttık da biraz aslında. İrade nedir? İlmi muhitteki her şeyin sureti mahsusası bir miktar muayeni tayin etmesi iradedir denebilir mesela. Evet, zaten çünkü oradan dedik yani. Oradan demiyor. Yani irade çıkartıyor diyeceğiz o zaman. İşte orayı konuşacağız şimdi biraz. Orası için okuyorum yani. Geçen evet zaten öyle dedik. İlk sefer de acaba. İlk sefer de öyle şey dedik yaptık. Ya. Onu bir netleştirmemiz lazım biraz. O kadir mutlak. Kadir, kudret o da var. Emri kün fekün ile o hassiz kudretiyle ve nafiz iradesiyle o yazıya sürülen ecza gibi gayet kolay ve suhuletle kudretin bir cilvesi olan kuvvetini o mahiyet-i ilmiyeye sürer. Şimdi mahiyet-i ilmiye ne? Ondan sonra o sürülen şey kuvvet. İlmi muhit var. Burayı netleştirirsek bayağı çözülecekmiş gibi duruyor. Yani bu misal var. Hakikati de var. Usta söylemiş. Bizim konuştuğumuz konuyu bence burası hani izah edebilirsek netleşir. O şeye vücudu harici verir, göze gösterir, nukuş hikmetini okuturur. Şimdi mahiyeti ilmiye var, görünmeyen yazılar var. Şu gibi, defterin kendisi ilmi muhit, görünmeyen yazılar iradenin tayyünü, eczayı o sürmek, kuvvet, kudret geliyor, vücut göze gösteriyor. Sayfa? Sayfa ilmi muhit. İlmi muhit. Ha şimdi orayı tam biraz konuşmak lazım. Şimdi ilmi ben bir sıralayayım. Kolay olur. İlmi muhit ezeli sıfat. İlmi ezeli esma. İlim Nur-u Muhammedi ve Mecul. Daire-i ilim mahlukattaki lef-i mahfuzlar. Lef-i mahfe ispatlar. Aşağı. İlmi muhit. Burada Kadir Ezeli ilmi muhitinden. İlmi muhitinden. Her şeyin şeyi bu sıfatta. Sıfat ya. İlmi muhit ezeli. Her şeyin şuradan alayım. Mesela nasıl ki gözü görülmeyen etsalı bir mürekkep. Yazan bir kitap. Bir kitap var. Bir dediğin gibi. Sonra gözle gözükmeyen bir şey var. Eski böyle şöyle şerit olmadan daktilolar vardı. Vurduğun zaman çukur yapıyordu. Bal mumu yani. Bal mumuna eski kitap öyle basılıyordu. Daktilolar giderdi tümsekli. Tak vururdu. Bal mumunu çukur yapardı. Ama şeritsiz. Sonra o bal mumuna yazılan yazıyı böyle matbaada üzerine mürekkep çarpılırdı, dökülürdü. İnce süpürülürdü. O çukurlara kalan, kanallara kalan mürekkep yazı gözükürdü. Tamam mı? Bu yazı gözükürdü. Burada iki tane yazı var. Bir gözüken yazı var, bir de yazıyı gösteren başka yazı var. Nedir o? Harfler arasındaki boşluktur. O da yazı kadar değerlidir. Yani mesela... Boş sayfa yani şu mürekkeplerin gözüktüğü kadar mühimdir. O boş yerler. Boş yazıyor gösteriyor ama hepsi siyah olsa mürekkep gözükmez. Şimdi ilmi muhit ezeli sıfat. İlmi ezeli esma. İlim Nur-u Muhammedi. Daire ilim yani daireler. Zuhuratlar yani. Lef-i mahfe ispatlar, lef-i mahfuzlar vesaire. Ondan sonra alem-i şehadetteki de cilve ilim. İlim böyle. Şimdi beraber gidiyoruz. Diyor ki mesela nasıl ki
göze görülmeyen etsalı bir mürekkeple yazılan bir kitap var. Kitap var ama et şeyi yok. Mürekkep gözükmüyor. Bal mumu gibi düşünün. Şecere-i Kalp'te şey, buraya İmam Mubin diyebilir miyiz abi? Daha sonra. Bir bakalım bakalım. He. İrade taalluk etmiş mi yani burada? İrade yazmış. İrade var. Var. Kudret taalluk etmemiş. Göze görülmemesi demek, kudret taalluk evet, etmemiş. Evet, etmemiş. İllet-i tahammü daha olmamış. İlim sayfa. Bak Osman, ilim sayfa. O bal mumuyu çukur gibi yapan irade, kudret mürekip sürse mahluk olacak. İllet-i tahammü olacak. Daha olmadı illet-i tahammü. Sayfa tamam mı? İlme, zemin, ilim. O harfleri vurup çukurlaştıran yön artık şekillendirdi. Nüfus etti. İrade ne yaptı? Bir miktar müayyen bir şekli mahsus sayfaya verdi. Şekli mahsus da A yaptı. Miktarı da küçük A, büyük A yaptı. Yani o şeridin bütün harflerin içinde imkanatının olma hali ilmi. İlim. Yani ilim, evet. O şeridin evet. Kendisi bütün harfleri barındırıyor içinde. Nasıl barındırıyor? Hiç barındırmamayla barındırıyor. Hepsini şey hayır, yani. Görünen bir yazı var diyor zaten. Yok, hayır yok abi. İrade yazı sonra irade oluşacak yapıyorum. İşte. Bu kavle göre böyle. Hiç şeye girme. O daktilo değil o ilim. İlim sayfa. Tabii sayfa. İlim sayfa. O bu buraya şey dak. Değil bak. Sayfa. Şekil vermeyeceğiz. Şekil kudret olacak. O i̇rade şekil olacak. Şerit kudret olacak. O kuvvetini sürecek. Bak abi. Ben şimdi daktiloyu kullanan insanım eskide. Ama eskide görmemişsiniz belki de. Şöyle bir şey vardı. Biz okulda yazdırırdı. Bal mumunu koyardık. Şeridi çıkarırdık. Daktiloyla yazardım. Ben yazardım. Bal mumunu çıkarırdık. Baktığın zaman böyle hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Sonra diyelim ki yazacağım değil mi bu şeye? O bal mumuna zaten o daktilonun iten kafası var ya. Giderken aynı anda da şerit var. Yarısı kırmızı, yarısı siyah. Ondan sonra o yukarıya geliyor böyle. Giderken şerit geliyor, bez. Beze bir vuruyor, bez siyah. Dolayısıyla bu A böyle tümsek. Şerite bir vuruyor bu daktilonun kafası. Beze bir vuruyor. Bezi sayfa zaten yanında. Sayfaya A yapıyor. Yazısız sayfaya A yapıyor. Ama nihayetsiz daktiloda şey harfler var. Tamam daktilo böyle çalışıyor. Bir daha bir şey anlatacağım diye önce. Şimdi daktiloya A yapınca A böyle ya. Şu tam giderken kafası şerit o siyah şerit burada bir tanesi boşalıyor. Şimdi bitmesin yani. Bir kullanıldığını bir daha kullanmıyor. Şerit hemen dönüyor. Hemen dönüyor. Taze boya gelsin diye. Tam böyle A giderken kafası bu beze vuruyor. Bezi de hemen yanında sayfa var şöyle. Hemen oraya bu tümsek olan A daktilonu oraya A yapıyor boyayla. Sonra geri geliyor tamam. Peki bal mumu yapacağız matbaada basılacak. Nasıl oluyor? Bunu bal mumu var. Bal mumunu koyar ama boya şeridini sökersin. Boya olmaz. A yaparsın, şerit olmadığı için bal mumunu çukur yapar, A yapar, L yapar, İ yapar, Ali yapar, tamam mı? Böyle çıkartırsın, zayda bakarsın hiçbir şey yok, hiç gözükmüyor, tamam? Sonra onu matbaaya verirsin, matbaa onu alır, o çukurlara mürekkep şey yapar böyle, geçirir, mürekkepler. Kalırsa o çukura kaldığı yerler yazı olur. Kalmayanlar silinir. Böyle. Ondan sonra şey olur. Yazı çıkar. Yazı böyle çıkıyor. Şimdi burada diyor ki bir sayfa var diyor boş sayfa. Boş sayfa. Oraya diyor oraya o sayfaya nüfus edeceğiz. Yani o sayfaya şekil vereceğiz. Sureti mahsus miktarı muayyen. Şimdi A böyledir abiler. Şekli mahsus. Doktor. Bir de A var böyle. Bir de B var.
şöyle size göre yapayım. Bir de küçük B var böyle. Ha, şekli mahsus bu mu abi? Miktar muayende küçük mü? Büyük küçük harf yaptık. Bunu harfi kim tayin ediyor? Klavye. Nereye? Sayfaya. Peki sayfa ne yazılabilir? Sonsuz. Her şey yazılabilir. Her şeyi barındırıyor. Ne yazarsan yaz. Daha yazılmadan her şeye uygun o sayfa. Bu ilim. Şekli mahsus, miktarı muayyen irade veriyor ya. Verecek, nüfus edecek şimdi. Daktilonun kafasıyla ben sayfaya nüfus ediyorum. Nafis. Bana göre o misalde öyle verdiğinizde sayfa zemindir, içerik değildir. Esas ilim sendirsindir yani. Senin, sendeki şeydir. Hmm. Sendeki nihayetsiz şeyler çıkıyor. Oraya bir vücuda veriyor. Sadece orada Adem derim mesela. Şey. Adem. Yani misali... Sayfa. Sayfa çünkü barındırmıyor. O zeminlik yapıyor sadece. Ben mi basıyorum şimdi daktil olarak? Sizdeki şeyler, bilgilerin bütünlüğü ilimdir. İlim. İlimi buna diyelim, sayfaya değil. Ha, o zaman sayfa, o zaman Adem olan zemin olur. Ha, ilim, ilmin ortaya çıktığı. Misalde o bütün ihtimallerin içinde bulunduğu... Bunu da alalım. O zaman mürekkep ilim olmuş oldu. Şekilleri verense irade olmuş oldu. Yok, Osman'ı yapıyorum. Bir baba, Osman'ı yapayım. Kafamda nihayetsiz yazılar var mı? Bir şeyler yazacağım. Her şey var. Yazabilirim. Bu, evet, ilim. Osman diyor. Bu diyor daktiloda şekli mahsus, miktarı muayyen, daktiloda muhafız. O irade. Büyük harf, küçük harf, miktar, şekil AB. Tamam, irade. Ondan sonra o sayfaya bu şey veriyor. Şekil veriyor. Tayin ediyor. Nüfus etti sayfaya. Sonra kudret ona kuvvetini, mürekkebini sürdü, mahluk oldu. Öyle diyorsun sen. Bina örneği üzerinden versek. Mesela bu bina yapılmadı henüz. İlimde bugün bin bir çeşit sonsuz ihtimalat var bu binayla ilgili. Ya binayı... Sen işte ilk önce şey belirliyorsun. Şekli mahsus ve... Mimar örneğini çıkıyor. Vermiştik ya o zaman da, mimar örneğini verdik. Kırıkıya çıkıyor ama daha henüz görünmüyor. Herkes görmedi. Kudret gelip onu görünür hale getiriyor. Kırıkıya çıkmadan önce sonsuz ihtimalat içerisinde ilimde. İkisiyle de yürüyelim. Birincisi... Buradaki misalde hani biz şimdi o daktiloyu biz kendimiz bir misal getirdik. Üstad aslında bir daktilo misali vermiyor. Bak diyor ki... Burada yazılmış bir kitap var diyor. Bak nasıl ki göze görülmeyen etsalı bir mürekkeple yazılan bir kitaba. Biz yazma anını misallendiriyoruz. Yani değişir baktığın yere, durduğun yere göre. Ama üstad diyor ki bak... Zaten yazılmış diyor. Yazılmış, gözle görünmeyen bir yazılmış kitap var diyor. Var. Tamam. Hasan abi bu yazılmış benim ilgimi çekmişti. O zaman söylüyor. Sizin verdiğiniz örnek... Başka bir örnek oluyor. Başka bir örnek oluyor, tam bunu kapsamıyor. Ama bana da şu geliyor mesela, küm fe yekün. Meselesi o yazılmış o kitap var ya. Orada da var mı küm fe yekün? Yazılmış olan o kitabın nafiz olan iradeyle ortaya çıkanlar mı? Bu da ara bir soru olur. Ne? Emri kün fe yekün. Bir daha okuyorum. Lef maf ispattır abi. Onu öyle açıklamaya gidersek bu şekilde. Sana 10 puan veriyorum. Şimdi ne konuşuluyor görüyor musunuz? Nasıl neler uçuşuyor farkında mısınız? Adamlar emri kün fe yekünden bahsediyor. O da lef maf ve ispattan bahsediyor. Bu da sayfaya Adem diyor. Görüyor musunuz yani? Bu nimet ilahi farkında mısınız? Ali emri kün fe yekünden bahsediyor. Lef-i ma ve ispattan bahsediyor. Adem'i vücuttan bahsediyor. O nasıl misali ki? Külliyat böyle bir şey mi hakikaten? Ne nimet? Yiyecek mi doktor? Mesela nasıl ki diyor, bir daha okuyorum. Göze görülmeyen etsalı bir mürekkeple yazılan bir kitaba. Yazılmış bir kitap varmış. Bu kitap yazılmış. Ne diyor o? Kainat kitabı. Levi Mahfuz, kainat kitabı. Abi, öncelik sonralık olmadığı için ezeli ve ebedi olduğu için onun için sonralık öncelik... Yazılmış. Ne diyor? Kainat kitabı diyor. Kainat kitabı yazılmış. Veya Levi Mahfuz.
Lef-i Mahfuz de. Ha ya, kainat kitabı demeyin, daha kudret devreye. He. Lef-i Mahfuz. Tamam mı? Bir yazılmış bir kitap var. Tamam, Lef-i Mahfuz diyelim. Tabii tabii abi, şey daha vücuda çıkmamış olacak. Çıkmamış. Tamam. Lef-i Mahfuz o zaman. Doğru. Doğru. Lef-i Mahfuz. Bu da şimdi Lef-i Mahfuz. Emli kim fekün. Adem. Ondan sonra Lef-i Mahfuz. Keyif veriyor bana işte. Sanki yeni sif o masaya oturmuş gibi oluyor. Böyle muhatap şey yapınca böyle insan keyif veriyor. Neler konuşuluyor ya. Acayip bir şey. Çok... Var. Vakti geldi. Evet. Kesişti yani. Ya. Var şu an. Ama sen o an kılarsan o boşlukları mürekkepte doldurmuş olacaksın. Evet bak buradan şu anda öğle namazı zaten var. Mazi müstakbelde. Ama kitab-ı mübin olabilmesi için vakti gelmesi lazım. Neyse karıştırma çoğaltma. Şimdi seninle... tamam. Kitabım bir daha olmadı. Dur. Bir daha. Lef-i Mahfuz dedi şu. Neydi? Engin miydi? Şu yok. Erkan Erkan. Lef-i Mahfuz dedi o. Nasıl ki göze görülmeyen etsalı bir mürekkeple yazılan bir kitap varmış. O yazıyı yani yazılmış kitabın gözle gözükmeyen yazılmış bir kitabı o yazıyı göstermeye mahsus. Bakın yani yazı yazmak demek şu, tayin, teşhis, hepsi tercih. Yapılmış. Tercih, bahsedilmiş. Bak, tayin, teşhis, tercih edilmiş, yazı olmuş. A harfi olmuş, B harfi olmuş. Yapılmış. Yani yazılan bir şey ne demek? Yazılmış, tercih edilmiş. Tayin, teşhis, tercih. Hepsi hazır. Sadece gözle görünmesi kalmış. Tamam. O yazıyı göstermeye, o yazıyı göster, yazı var. Mahsus bir etsal sürülse, o koca kitap birdenbire göze vücudunu gösterip kendini okutturur. Aynen öyle de. Okuyalım aşağıda. O Kadir-i Ezeli'nin ilmi muhitinde her şeyin sureti mahsusa ve miktar muayyen ile tayin ediyor. Burası işte yazılmış kitabın anlatıyor. Şimdi o Kadir Ezeli'nin ilmi muhiti Lef-i Mahfuz. Ben buraya ne yazmışım? İlmi muhit. Çok o kadar ince ki. Neyse. Lef-i Mahfuz gibi gözüküyor. O Kadir Ezeli'nin ilmi muhitinde. Her şeyin Lef-i Mahfuz'da yaş kuru vela ratbeni vela yabisini lafi kitab-ı mübin ya. Yaş kuru her şey var. Her şeyin sureti mahsusası, A'nın büyüklüğü, şekli küçük A, sureti mahsusa A. Bir de miktar muayyen. Küçük mü büyük mü? A bu suret, miktarı da bu kadar. Sureti mahsusası ve miktarı muayyen ile tayin ediyor. Ayan oluyor. Orada var değil yani, tayin ediyor. İlmi muhitinde var demek. Bu sefer tabii burayı, burada bir durursanız abi hemen gitmeyelim. Şimdi burada biz nereden şey yaptık? Şimdi biz ilmin içerisindekilerden tercih, tayin, teşhis evet. mi ediliyor? İlmin içerisini de oluşturuyor mu? İrade girip ilmi şekillendiriyor mu diye konuştuk o zaman. Orada biraz ikilem oldu. Yani aslında farklı şeyler. Tam oturmadı yani sanki. Benim alemde oturmadı. Evet, diyorum ama bazı şeylere. Orada Lef-i Mahfuz'da anlatılan, daha bende Lef-i Mahfuz'u ispatta. Yani değişme durumu var. Kıldın kılmadın. Sen oradayken Lef-i Mahfuz'a gideceksin. Tercihinle. Kıldın. Şimdi bir şey yok. Bir insan yok daha devrede. İnsan yok. O Kadir Ezeli'nin ilmi muhitinde. İlmi muhit, ezelden üstündür. İlmi muhit ezeli. İlmi ezeli. Çünkü ilmi muhit ezeli bak. Üç tane. İlmi muhit ezeli muhit ilim. Ötekisi ilmi ezeli. Muhiti yok, ilmi ezeli. İlmi ezeli esmadır. Lef-i ezeli, ilmi ezeli diyor ya kader. Ama subutu sıfattaki ilim muhittir. İlme de şamildir. Tamam mı? Neyse. O Kadir-i Ezeli'nin
Kadir-i Ezeli'nin ilmi muhitinde, ilmi muhit, esma, yani sıfat, her şeyin sureti mahsusası, anın şeyi, miktar muayeni tayin etmiş, ediyor. Etmiş. O Kadir-i Mutlak ne yapıyor? Emri kün fe kün ile, yani o kün emri. Hasan abi özür dilerim, çok eski derslerimde hatırlıyorum ben. Ol derken neye dedi diye bir mevzu olmuş. Evet, kün, kaf ve nun tezgahı diyor. Kaf ve nun tezgahı. Emri kün fe kün. Burada iki tane harf kullanıyor. Kaf ve nun tezgahı. Tamam. İle, bu zaten kaf nun tezgahı diye şeceri hilkatte var. İle, o hadsiz kudretiyle, kudret, nafis iradesiyle, o yazıya sürülen etza gibi, nafis, hadsiz kudretiyle, nafis nüfus ediyor. Yani orayı şekillendiriyor. Orayı. Yani almıyor bu tarafa. Oradan da buraya taşımın. Nafis nüfus ediyor oraya. Şekil. Nafis iradesiyle o yazıya sürülen etsa gibi. Gayet kolay ve suhuletle kudretin bir cilvesi olan kuvvetini o mahiyeti ilmiyeye sürer. O şeye vücudu harici verir, göze gösterir, nukuşunu okutturur. Eğer bütün eşya birden o Kadir Ezeli'ye ve alim-i külli şeye verilmezse, o vakit sinek gibi en küçük bir şeyin vücudunu dünyanın ekser nevilerinden hususi bir mizan ile toplamak lazım gelmekle beraber, o küçük sineğin vücudunda çalışan zerreler, o sineğin sır hilkatini ve kemal-i sanatını bütün dekaykiyle bilmekle olur. Son cümleyi okuyayım. Çünkü esbab-ı tabiye ile esbab-ı maddiye bil bedahe ve umum ehli aklın itifakiyle hiçten icat edemez. Tamam. Şimdi burada durdum. İki tane şey gözüküyor, evet. O kağıt, bununla gidelim sizin dediğiniz. Kağıt Adem'dir. Vücudu ilmiye perde olmuş bir minvandır. Yani ilmin ifade edildiği zemin. O daktilo misalini kullanırsanız orada ona geliyor dedim de. Evet. Burada bu misalden gidersek. O zaman kitap. Bu kitaptan gidelim. Kitap, yazılmış bir kitap. Levh-i Mahfuz. Evet. Ama şeyi yok. Mürekkep kullanılmamış. Göze görünmüyor. Göze görünmüyor. Ama olur abi ya. Lef-i Mahfuz ispatta da gözün görmeyen bir mürekkeple yazılan yazıdan bahsediyor ya. Ama Lef-i Mahfuz ispat ise sabit ve daim olan Lef-i Mahfuz azamın daireyi mümkünatta, yani mevk ve hayata, vücut etmeye daim masal olan eşyada mütebettir bir defteri ve yazar bozar bir tahtasıdır ki hakikati zaman odur. Şimdi buradan sonra dikkat edelim. Evet, her şeyin bir hakikat olduğu gibi zaman dediğimiz kainatta cereyan eden bir nef-i azim-i hakikat dahi nef-i mahf ve ispattaki kitab-ı kutat-ı sayfesi ve mürekkep hükmündedir. Yani gözü mürekkepten yazılan yazı nef-i mahf ve ispatta en son yazılıyor. O mürekkepin o gözükmeyen kitaptaki şeyi de mahfuzle anlamlandırsa sonra gelirse kendi ve kün ve orada kudret diyor zaten evet. Tezgahtan geçiyor vücuda çıkıyor işte. Oraya da leş mahfuz ispat dersek bu kitap görünecek ve alim şahide inecek ki zevi ölçü. Kitap burada istiyorsa alim şahide de bakıyor. Onun aksi imam. Kardeşler lef-i ezeli ya lef-i mahfuz. Orada her şey yazılmış mı? Uygulayalım şimdi. Vakti geldi. İradesiz ilim. İlmin içerisindeki nihayetsiz istimalatları belirleyen, yanlış olabilir ama irade midir yoksa irade nihayetsiz ihtimalatlar içerisindeki ilmin içerisindekileri tayin tahsis tercih edip onu kullanan mıdır? Vicdani abi, bir doğru bu. Bir göze görünmeyen bir kitapta bahsedilmiyor mu? İmam bu kitapta kesinlikle irade de var. Olmaz olur mu? Bir kitap yazılmış. Evet.
O zaman ilim ne? O zaman ilim ne? İlim de var. İlim onun sistemini barındıran her içinde ne varsa. İçindekiler. Yok abi, ilim göze görülmeyen ezdalı bir mürekkep ilmin kendisi. Yok, ilim bir o şey. Yazılan zamandır. Yazılan. Ha, mürekkebi o gözle görülmeyen. Ha, gözle görülmeyen mürekkep ilim. Zamandır. Yazılan diyor ya, mürekkep de yazılan. Mürekkep de hepsi yazılmıyor. Yazılanlar herhalde. İşte yazılanlar. Sonra mürekkepli olanlar da kudreti oluyor. Ha, kitaba yazıldığı zaman o irade oldu ama kitapta yazıyı gösterilirse o zaman kudret. Evet. Kitabın kendisi de Adem'dir ya da Adem'i sırtı. Tam Adem'dir. Biraz onu hakikate şeye getir misalden. Nereye hakikate getirdim? Yürüt. O misal. Şöyle şunu çevir bakalım. Yani ilginç bir şey söyledin. Evet, çok ilginç. Bunu bir çevir bakayım. Çevir 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 çevir. Evet. Evet, çevir çevir çevir. Gel bakayım, şunu yaz bakalım şuraya. O şeyi. Gözde o. Ama yazılmış ama mürekkepsiz yazılmış. Gözle görünmeyen yazılığının kendisi şey diyor. İlim. Gözle görünmeyen... Aa, burada burada burada. Aa, burada. Gözle görünmesine sebep olan şeyde... Yaz onu. Böyle olacak işte ya. İlim işte şekilsiz, yani sonsuz. Yani yazılmış mı onlar, ne oluyor? İlim daha geniş. İller işte. Ondan mı bileyim? Sonra kuvvet girince ben yazayım diyorum. Şey oluyor. Kitap mı bileyim? Ne istiyorsa olurdu. Orada biz şimdi sorduğumuz şu. Zaten ilim yazılan kitap. Her şey var mı? Bir şey mi çıkacak abi ortaya? Yani. Orada ama... irade ilişkisi ne? İlimle. Bir şey mi yapar, yazar mısın? Şey diyor. İşte ortadan bir şey yapamazsın. Sen ne kadar iraden var? Onu soruyorsan eğer, onun iradesiyle bilmiyorum. Yok yok, onu konuşmuyoruz ya. Cenab-ı Hakk'ın iradesi. Bizimkine konuşmuyoruz. Demek ki abi ilim o zaman zorla, mutlak muhit bir şey olmuş oldu abi. Bütün ihtimallerden belirlenmiş. Geçen hafta suretlerin hepsi var mıdır, yok mudur şeklindeki müzakerenizde de demek ki ilimde bu, bunu eğer bu mürekkep gözü görünmeyen mürekkep tatbik edersek, ne diyor biliyor musunuz? İradeyle onların hepsi tayinle orada muayyenleşiyor, yumuşuyor, haslaşıyor. İlimse işte muhit bir tespiti hata olmasın. Mürekkep gibi düşündüm. Bu misale göre düşünüyoruz. Yani orada bir şu da var, bu da var değil. İradenin nüfuziyetiyle. Peki şöyle diyelim. Sen bu sayfaya Ali Kur'an oku. Mürekkepsiz yazı ile yazsan. Ali Kur'an oku dedin de Ali yat demedin. İşte onu kim tayin ediyor? Ne yazılacağını? İrade. Ya bu nedir? Bu ayrı. Bak şimdi bu onu miktarı ve şekli mahsusunu o mananın kitap Kur'an oku. O mananın kalıbını kim oluşturuyor? İrade oluşturuyor. Şekli mahsus, miktar mayen. Ona mürekkebi de kudret, kuvvetini sürüyor. Kuvvet aslında mürekkeptir. Süren de kudrettir. Yazı oluyor. Mesela o sayfaya zaten onu diyor. Görülmeyen etsalı bir mürekkebi mesela şöyle sayfaya bal mumide. Ne yazacaksın buraya? Sen söyle bak ne. Ama daha vurmadım. Yani İrademin taallukuyla ne yazacaksam yazacağım. Ha, yani bu diyor, Bayram diyor ki metne bakarak gözle gözükmeyen etsalı bir mürekkep. Mürekkep kendisi. Ama şey değil tabii, o gözükmeyen bir mürekkep yazılmış. Ama o gözle gözükmeyen bir mürekkep. Bir dikkat et, bir de gözle... İlmisi var ya. Yani. Bir de gözle gözükecek mürekkep var. Evet. O da bir şey. Bak şimdi. Hatta abi şöyle bir şey var. İrade, normalde irade taalluk edince cebir olması mevzusunda da irade demek ki göze görünmeyen eczalı mürekkeple iradenin yazdığı bütün ihtimalat olduğu için işte Davut namaz kılacak, Davut namaz kılmayacak, Davut şunu yapacak, Davut bunu yapacak. Bütün onların hepsi var. Ancak Davut'un haline göre
Kün fe kün tezgahında kudret onlardan o haline münasibe o zaman şey gözle görünecek vücudu veriyor. Abiler kitabı şey yapıyoruz. Mevcuttan gidiyoruz. Dikkat ederseniz iki tane mürekkep var. Yani ben çok hoşuma gittiği için böyle şey mutfak gibi böyle fikirlerin şey yapmasını çok keyif veriyor. İki göze gözükmeyen etsa var. Tamam mı? Mürekkep ama. Gözükmüyor. Bir de bir etsa var. Görüyor musunuz? Etsa var. Ha bak etsa var. Bir gözde gözükmeyen mürekkep var. Bir de gözüken göze gösteriyor. Bu kimin içine yazılmış? Bu kimin için yazılmış? Gözde gözükmeyen, göze ihtiyacı olmayan. Kitab-ı Mübin'e ihtiyacı olmayan. İmam Mübin. O yeterli yani. Evet, bak şimdi. O temel sadece ayakımız gidelim. Bir gözlü ahmi tabakasına... Şimdi bak. Lef-i Mahfuz neydi? Hepsi Lef-i Mahfuz. Hem de fikiriz burada. Lef-i Mahfuz. Lef-i Mahfuz'un bir ayağı Kitab-ı Mübin, bir ayağı İmam Mübin. Tamam mı? O süreçleri, Lef-i Mahfuz, ispat, kafnun tezgahları, ara süreçleri. Ama biliyoruz ki bu belden yukarıya. Lef-i Mahfuz ne? Bir ayet Kitab-ı Mübin, bir ayet İmam Mübin. Tamam mı? Şimdi İmam Mübin'i hemen koyalım. İrade hiç böyle şey yapmayacaksın böyle. Bir şey yüceltmeyeceksin. Ortada kalın. İmam Mübin'in vazifesi nedir? Kitab-ı Mübin'de işlevi var. O bizim çerçevedir. Onun dışına çıkmayacağız. İrade burada. İlim nerededir? İmam Mübin. Nedir o? İlim, emir, İmam Mübin. Yani mazi müstakbel. Mazi ve müstakbel. İkisi de gözükmüyor. İkisi de var. Mazi var mı? Var. Gözde gözükmüyor. Yani mazimiz Kitab-ı Mübin değil. İstikbalimiz Kitab-ı Mübin değil. Gözü gözükmüyor. Bir daha. İmam-ı Mübin mazi ve müstakbel. İlim emir. Varlığı emir. Hakikati şey ilim. Şimdi mazi gözle gözüküyor mu? Yok. İstikbal gözüküyor mu? Gözükmüyor. İmam-ı Mübin. Gözüken Kitab-ı Mübin. Nasıl gözüküyor? Şekli mahsus, miktar-ı muayyeni irade, suret giydiriyor, kudretle icat ediyor, Kitab-ı Mübin oluyor. Bak bu gözde gözükmeyen var, bu gözde gözüken var. Gördün mü? Bak hemen sarihten gidiyoruz. Gözde gözükmeyen neydi? İmam-ı Mübin'e bakıyordu. Gözde gözükene? Kitab-ı Mübin'e bakıyordu. Tamam. Şimdi hemen şey yapalım. Atlamadan. Sari, gözde gözükmediği için İmam-ı Mübin'e, bu gözle gözüktüğü için Kitab-ı Mübin'e hemen koyalım. Bakıyor. Ortayı yapacağız şimdi. Kavgamız zaten ortada. Burada bir şeyimiz yok. Tamam. Ondan sonra Allah'ın izniyle biter. Ecza ve mürekkep. Hangisi gelecek, hangisi geçmiş diyebiliriz? Öyle bir ayrım geçmiş gelecek diyebilirsin abi. Özelliklerine göre. Hangisi geçmiş gelecek? Bak gözle gözükmeyen mazi ve müstakbeldir. Etsalı bir mürekkep. Burada da bir etsalı mürekkep var. Peki. Bir yazı var. Yazıya... He? Mürekkep yazı gözükmeyen mi diyor? Bak ne diyor? Nasıl gözle görülmeyen etsalı bir mürekkep ve yazılan bir kitaba. Mürekkebin yazılmış. Kendisi gözle görülmeyen mürekkep ilmi muhit, evet. Gözle görülmeyen yazı. Bu da gözükmüyormuş. Evet, evet. Gözle görülmeyen yazı diye bir şey yazmıyor ki o da. Ama ya, gözle görülmeyen maniden kardeş ya. Nazm-ı maniden öyle. Ya, yazılan ne? Yazı. Evet. Yazılan yazı. Ama gözükmüyor. Gözle görülmüyor. İrade edilmiş evet. Tamam. Niye yok dedi? Yok görülmeyen yazı yazmıyor dedi. Tamam. Demiyor da. Ama bu bu şuna bakıyor der miyiz? Beraber yapalım. Beraber paldır küldür gitmeyelim. Şöyle. Bu ikisine bir diyebilir miyiz? İkisi gözle gözükmüyor. Gözle gözükmeyen yazı. Biri evet. Gözle gözükmeyen yazının mürekkebi, birisi gözle görünmeyen yazı. Evet. Değil mi? Bu gözle görünmeyen yazı. Hasan abi zaten gözle görünmeyen mürekkeple yazdığın yazıyı göremezsin zaten. Yazıyı göremezsin. Yani mürekkebi görmüyorsun, yazıyı nereden göreceksin?
Olmaz yani. Zaten nerede diyor? O yazıyı göstermeye mahsus diyor esas. Evet, o zaman bu gözde gözükmüyor mu? Evet abi. O zaman yazalım, sileyim diye, beraber yapayım diye. Şuraya yazıyorum, siliyorum. Bak şimdi. Şunu şuradan siliyorum. Bayram. Gözle gözükmeyen değil mi? Göz. Göhe. Evet. Yazı ve yazılan. Evet. Bu iç beraberdir. Evet. İkisi şöyle yani. Tamam. Ha. Şimdi gözle görülmeyen etsalı bir mürekkep varmış. Orada gözle gözükmediği için bir yazı var, ortaya çıkmış. O da gözükmüyor. Çünkü nereden biliyorsun gözle? Sonra sürülünce göze gösteriyor. Evet. Gözü görüyor. Doğru mu buraya kadar şimdi? Şey diyeceğim. Gel o zaman. Şimdi biz yazıyla o yazıyı irade etmeyi karıştırıyoruz. Evet. Yani şimdi bence o yazılmış yazının ilmi muhitte olması, gene ilim, işte geçmiş gelecek gibi de diyoruz ya, ilimde her şey var, her şeyi ihata ediyor. Ama o yazının kastı, tayini, teşhisi gibi bir irade sıfatı ayrı bir şey. Elbette. Bu imam-ı mübin olursa... Ama o yazıya... Peki, o yazıya irade emir var mı? Yok ya. Ya dur, emri karıştırma şimdi. Yok, onun içinde de irade... Peki, bu imam-ı mübinse buna dese ki Davut, ilim emir bu. Evet. İşte tercih. Şu emir. Gözle gözükmeyen yazı. Emir. Emir. Gözle gözükmeyen yazının ya. Tayin, teşhis eden... Emir tayin, yapmıştı. Teşhis ve şey kısmı irade. Evet. Daha bak şimdi... Bu ikisi gözle gözükmediği için... Buraya gidelim Osman. Tamam, tamam abi, bak şimdi. Ha, daha. Emir diyeceksin, emir bak yok, bak şimdi. Bunlar gözle gözükmediği için bu İmam-ı Mubin mi abi? Tamam. İmam-ı Mubin'in nesi vardı? Ha, ilim, emir. Emir. İlim vardı. Olmuyor. Tamam. Ha, o zaman irade olmuyor işte. İrade olsa da olmuyor. O zaman offside oldu. Şöyle abi, yazılan olsa irade olacak da yazı olunca irade olmuyor. Yazılan o sonra... Tabii yazı olmaz. Yazılan metinde yazılan diyor abi. Yazılan. Abi, sonra abi metinde yazılan metinde metinde yazılan diyor. Yazılan. 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 Yazılan sıfatı gösteriyor yani. Ama yazı göstermiyor yani. Yazılmış. Yazılan. Yani o iradeyi gösteriyor ama yazı dediğimiz zaman o göstermiyor. Şimdi İmam-ı Bin'de gelecekte zaten yazılmış. Ne yazılmış ya. Yazan demek doğru değil mi? Sonra bir kitap varmış. Böyle bir kitap. Sonra bu kitap mahsus bir etsa ile, sonra ne şey yapıyor diyor? Mahsus bir etsa ile kudretin bir cilvesi olan kuvvetini mahiyeti ilmiye sürer, vücud-ı ilimden vücud-ı hariçi çıkarır diyor. Değil mi? Bak, mahsus bir etsa ile kudretin bir cilvesi olan, öyle mi diyor? Kudretin bir cilvesi olan cilvesi olan ona sürüyor, kuvvetini o mahiyet ilmiye sürer dediği zaman o irade edilmiş. Vücud ilmiye sürer mi diyor? Mahiyet. O mahiyete bir şey. O mahiyet ilmiye, o mahiyet ilmiye ha. Sürer dediği zaman o mahiyet ilmiye irade olmuş olmuyor. Şimdi Hasan abi. Mahiyet ilmiye irade edilmişlerdir. Şimdi bu. İyi kader, doğru. Dediği kadar. Sonra seni dinliyorum abi. Kudretin bir cilvesi olan kuvvetinin mahiyeti ilmeği sürer. Burada bir irade var. Aslan abi. Ama iradeyi nereden kullandı? Anlayacağım, dur Ali konuşsun. İlmi muhitte kullandı. İlmi muhitte ne vardı? Gözle görülmeyen eczalar ve mürekkep var. Gözle görülmeyen eczalar ve mürekkebin sonraki iradeden önce tercih edilip gözle görülmeyen bir şekilde kaydedilmesi var. Orada da bir irade var. Şimdi onun kokusu gelmedi mi? Sen onu demek istiyorsun? Ama işte ona emir koyuyorlar. Şimdi bir dakika bak, şunu anlamaya çalışıyorum. Lef-i mahfuzda basar sıfatı var mı ki? İradeyi nereye kadar görebiliriz? Hani götürebiliriz demek belki doğru değil. O noktada biz tabii lef-i mahfuz... Bilmiyoruz daha ama lef-i mahfuz... Aşağı yok diyoruz ki... Yani sarihten çıktığımız zaman
bir sürü şeyler dağılıyor da. Lef-i Mahfuz iki defteri var. İmam-ı Bin, Kitab-ı Mübin. Ama Sarih'le gittiğimiz zaman iyi basarız. Kitab-ı Mübin kudret ve iradeyi tasammun ediyor. Mazi ve müstakbel alakası yok. Yani arkası der ki tabii ki cem ediyor ama andadır. Tamam. Ayat-ı tekviniyelerdir. Bu ayak. Bu Kitab-ı Mübin. Bu ise İmam-ı Mübin ilim emiri tasammun ediyor. Bunun vazifesi nedir? Mazi ve müstakbel. Ama var. Mazi de yazılmış, duruyor, göz görmüyor. İstikbal da yazılmış ama görmüyor. İstikbali gözlü görmüyoruz ki. Ha. İkisi de yazılmış, göz görmüyor. Ama vücuda gelirse ikisini göz görüyor. Tamam, görüyor. İstikbal şimdi, mazi ve istikbalde ne vardı? Bir emir var, yazılmış durumlar var, bir de ilim var. Şimdi gözde görülmeyen bir mürekkeple bizim mazimiz yazılmış, istikbalimiz yazılmış. Ama gözde gözükmüyor. Ama var. Bu İmam-ı Mübin. Aynı o gözde gözükmeyen yazılan bir şey var. Metin. Mazi ve müstakbel. Buraya artık karıştırma. Burası İmam-ı Mübin. Peki ille buna bir şey koyacaksak bu ilim olur, bu da emir olur. Yazılmış yani. Nefsül emir olmuş. Yani emir derken. Hayatı tekvini gibi yani vücudu. İrade diyecektik ama siz onu başkasına verdiniz. Bakalım sonra. Tamam yani. Oturunca ne okuyacağız onu merak ediyorum. Onu merak et. Hasan abi. Bir gidin bakalım ben. Osman. Hadi bak aslında biz neden bölüyoruz ki? Net aslında belli. Bakın mesela nasıl ki göze görülmeyen eczalı bir mürekkep yazılan bir kitap. Buraya kadar bir şey ifade ediyor bu. Bakın burası zaten net yani virgül. O yazıyı göstermeye mahsus bir ecza sürülse virgül. Kudret. O koca kitap birden her bir göze vücudunu gösterip kendini okuturur. İlim, irade, kudret yani. O kadar ya zaten bariz belli. İlim, irade, kudret. Tamam. Evet. Üçü. Ortadaki. O yazıyı göstermeye mahsus bir ecza sürülse. Hayır ya aşağı direkt yok, kuvvet diyor. Onu unutma. Olmaz. Bak onun için zaten oradan geldi. Bir dakika. Abi alttaki de aşağı. Aynen öyle de kuvvet diyor. Sürülen şeyin kuvvet olduğu sarih. Göze görülmeyen, eczalı bir mürekkeple yazılan bir kitap. Bak onun içerisinde ilim ve irade var. Arkada ilim var. İlim irade. Yazılan, evet. Burası ilim irade. Aşağı ökünce biz oradan geldik zaten. Sen şimdi yerinden geri oraya döndün. Hayır. Üçü bir arada. Şimdi dediği doğru. Acayip. Bak, aşağı in şimdi aynen öyle diye okuyunca değişecek orası. O yazıyı göstermeye mahsus bir ecza sürülse. O diyor aşağıda kuvvettir diyor. Olunca o zaman orası değişti yukarısı. Oku bak aşağıya. Kuvvetin o mahiyet ilmeye sürer diyor. Ama aynen öyle abi diyor. Abi aşağı diyor ki kuvvetin o mahiyet ilmeye sürer diyor zaten. Yazılan kısmı direkt sürer diyor. O ecza o. Aşağıyı oku abi oku. Aynen öyle diye okusana. Devam et. Tamam. Peki şu kanunu kullanın, senin sahanı kullansana. Sureti, kanunu, tahkikatı, mahiyetini koy, çöz işte, bitir işte. Niye ya? Mahiyet ilmiye sürer. Mahiyet ilim de. Kudrete, suret de. Aa çöz işte, bitti. O kanunu çöz işte, ha bak. Aa şurayı sil. Şurayı sil ha. İşte. Aa bak. Aa şu. Bak şurayı sil. Burayı çöz işte. Aha. Bu koy ve bitir işte. Aha. Sana bak bu iyiliği de yaptım. Gir işte. Aa bundan çözeceksin. Başka şansın yok şu anda. Tamam. Orada öyle çözmeyeceğiz abi. Aa böyle yap. Kolay çözülecek. Aha. Hadi bakalım. Keyif var işte. Daha uyuma şansınız yok. Hangisi? Yok aynı kullanamazsınız. İlimle iradeyi aynı mevzuda kullanamazsınız. Bakın beraber yapalım. Tamam beraber. Ya adını yapalım. Bak. Şöyle yazacağız. Ozan sil orayı. Sil onu komple. Oha onunla. Komple sil abi görmesin. O, aslında o yazı yok mu şu anda sildiği? Şimdi göze gözüküyor. Aslında o yazı var orada. Evet. Bizde gözüküyor. Ya
biraz bakalım. Evet. Çok güzel aynı işte. O şekilde diyeceğim. Onun için irade olmaz işte. O zaman ilim emir olur. İlim emir olur. Çok ufak yazıyorsun ama. Anca sağ ol. Anca böylece. Gözde görünmeyen diyor ya. Yazın kardeşim. Böyle bedava yok. Ha? Böyle ya. İşte en çok istedim. Ya atölye, mutfak gibi olsun. Herkes bir şey getirsin. Lamba getir, fitil getir, gazel getir ya. Kibrit getir. Yanlışın çok faydası oluyor. Bak bu da güzel. Çok güzel. Yanlış ne yapıyor biliyor musun? Doğrunun kıymetini gösteriyor. Ben günah kullanıyorum. Yazılanı aşağı yazsak nasıl olur? Gözde görünmeyen mürekkep bilim. Yazılan bir kitap. Orada irade var artık. İfade öyle. Şurada zaten şeyin yazdığı, aslında Bayram'ın yazdığı ya. Geliyor. Bayram onu yazdı. Bayram onu yazdı zaten. Değiştirdik biraz onu. Bayram onu yazdı. Orada ayırsana. Abi bekle, ben size göstereceğim. Şunu yazsın. Abi dövecek galiba. Kuvvet mi olacak yani? Evet abi, kudrete mi gidiyorsun? Herkes sıra gelsin. Ne güzel oluyor ya. Müzakere mutalabu ya. Fırtınalar böyle olacak ya. Kafalar, işte bu şahs-ı manevi böyle oluyor. Çok şükür. Böyle bir eserimiz var ki çözemiyoruz. Çözemediğimiz bir şey. Çok büyük bir nimet. Hani anlamıştık. Anlamıştık da burayı. Etrafında dönüyoruz yani. Ufak bir cümlede. Ama anlamıştık da senelerin nurcusuyuz değil mi? Ama zahir anlaşılıyor biliyor musun? Zahir seyli mümteni. Risale-i Nur ne demek? Seyli mümteni. Çok kolay olan çok zor. Çok kolay olan çok zor. İzah edip anlaşılır. Yani Selva Basan mevzusuna da gireceğiz burada. Öyle gözüküyor. İkinci aşama. Her yere gidilir yani. Gidilmez mi hepsi? Selva Basan'a gidilir. Yani, ispatım diğer. Bakayım bu insan ne nasıl bir şey onu tasnif edecek? Güzel güzel yazıyor ki biz onu silmeyeceğiz, değiştirmeyeceğiz. Öyle zannediyor. Yazayım da şöyle. Tarih olma ya. Zannediyor ki ben yazacağım, değiştirmeyecekler. Silgi alalım da elimizi bekleyelim. Doktor da bir şey yazacak. Neyi tespit etti mutlaka? Sen de imalat yapacaksın doktor. Onu şeyi vardı ya. İltizam. Çok ediyor. Hayır, ediyorsun değil mi? Çok güzel. Çok şükür. Ne güzel ya, bak keyif veriyor lan işte. Sanki ders şey yaptıkça rahatlıyor insan. Öyle bir sizi takdim etti, yaptı, çözdü, netleşti. Dinledin, not aldın, gittin. Olmadı ya. Kardeşim benim derdim ya. Senin derdin değil mi? Çık yap işte. Kudretin cilvesi oluyor. Kudretin bayağı cilvesi oluyor. Mahsus bir eczane sürmez. İrade değil mi ki kudret? İmam-ı Hasan-ı Basri'nin sohbetinden terk edip gidiyor da itizal etti. Asım bin yok. Vasıl bin ata. Yani o kişinin fiilin halikidir. Bu sohbet ortamı o kadar acayip bir şey ki fırtınalar esiyor. Yani şu an çıkanlar itizal mi etti? İtizal Mutezile. Yazın onları. Mutezile. Mesela şeyle çok ciddileşiyordu vardı. İmam-ı Azam'la İmam-ı Muhammed Eşşeybani Ebu Yusuf böyle şey yapıyorlardı böyle. Allah Allah. Sohbet. Mehmet abi yavaş yavaş yazıyorum, bizi soğutmaya çalışıyor değil mi? Ha, karşılığını yazıyor. Ben merak edeyim, şimdi okuyayım. Gözde gözükmeyen etsalı bir mürekkep yazan bir kitap. Tamam, o yazıyı göstermeye mahsus bir etsa sürülse, o koca kitap birden her biri öyle mi yazıyor? Biri yok mu orada? Her bir, evet, göze vücudunu gösterip kendini okutturur.
Sonra Kadir Ezeli'nin ilmi muhitinde sıfat. Dört tane ilim, o ilim, emir, irade, kudret. İmam-ı Mubin, Kitab-ı Mubin'i yapacak şimdi. Bak ha, ona kilitlenme de Osman ya. Tamam, öyle de ben ya. Ta oradan beri adam diyor ki ben ona katılmıyorum kapının arkasına. Baktım ki bu gafur. Ben ona katılmıyorum. Ola bir ses duydum. Kim o? Gafir bir şey söylüyor hiç durmadan Alemen arkasından yok diyor. Öyle değil diyor. Karışmadan olmuyor işte. Ne yaptın ya? Bir sürü bir şey yazdın ya. Orada ya, yazıyor mu onların hepsini? Göreceksin şimdi. Niyeti bozuk. Tamam abi. Evet. Burası, bu için ne diyor biliyor musun? Barla'da geçiyor da. Hadis-i Kutsi'de. Cennetin bahçesine diyor, gittiğiniz zaman, uğradığınız zaman otlayın diyor. Yarısı ilim bahçesi nedir? İlim meclisleridir diyor. Mescide girdiğin zaman diyor, bu da biliyorsunuz, bir yerde zikrediliyor, bir yerde ilmi muzakiri, o peygamberimiz yapmış, ilmin meclisine oturmuş. Çünkü subut-i sıfatta şey yok, zikir yok ama ilim var. Mesela şeyi açılma geldi. Tekvine koymuştuk Adem'i vesaire. Dedim ya bu subut-u sıfatta vücut var ya. Vücut, Adem-i Mutlak'ın tersi ya. Yani tekvin diyor, acaba vücutta mı falan böyle imkana çalışırken imkan. İmkanı şekillendir. Bak bu kadar. Bak bunlar müsvedde. Bunun gibi kaç tane? 10 tane kağıt bitti. Bu da değil şimdi. Şu. Ulan bir gitme. Abiler. Aa bu. Bu şekil. Yani çok onlar hepsini okudum. Şey, bu o şey yazarken yani konuşuyorum. Yani mevzu değil de. Şey, vacibe şamil. Şey, mümteniye şamil. Şey, mümküne şamil ya. İşaretleyeceğiz da. Bunlar şamil demerken vücub tarafı bu. Görmüyorsunuz da ufak olduğu için. Mümküne şamil mahluk imkana bakıyor. Mümteni şirk gibi. O berzaha bir şey. Hiç değil o imkanı vermiş Allah bana. Allah'ın şirki. Allah böyle beni o donanımla vermese şirk yapamazdım. Ama şirkin de vücudu yok. O nedir? Mümteni, berza, ne mahluktur, haşa ne vacipte var. Tamam, bulduk mu orta? Berzahmış. Berzam. Bir tanesi vacibe bakar, Osman. Bir tanesi mümküne bakar. Mümkün, imkan tarafı mahluk tarafıdır. Vücub tarafı vacip tarafıdır. İkisinin berzası, berzağı, kab-ı kavsen denilen imkan ve vücub ortası diyor. Kab-ı kavsen. İmkan, vücub. Ustataymış. Vücubta sıfat-ı subutiyette ilmi muhit ezeli var. Çık dışarıya. Esma-i Hüsna'da ilmi ezeli var. Tamam, oraya bir şey yazmadınız değil mi? O şey mümkün, mümkün. Yok yok yok, ona bir şey yok. İn aşağıya. İlmi ezeliden Adem-i sırf çıktı. Adem-i sırf ne demek? Vücub tarafıdır. Burası vacibul vücut. Allah'lık tarafı. Şurası mümkün tarafı. İmkan. Ustad diyor ki kab-ı kavsen yani imkan ve vücub ortasına girdi diyor şuraya. İmkan vücub. İmkan nedir? Mutasavvi tarafeyn. Yani Adem vücudu ikisi musavi. Seni teneffüs ettiriyorum. Aynı vücut. İmkan mütesavvi tarafeyndir. Mütevasi tarafeyn. Yani Adem vücudu ikisi. İkisi eşit. Bir tahsis edici, bir tercih edici, bir mucit lazımdır. Bizim mevzu. Mevzu. Sonra seni bak sen son şey. Bu imkan yani mutasavvi tarafeyn yani Adem vücudu ikisi musavi. İmkanda. O imkanda ne çıkar? Mümkün çıkar diyor.
Mümkünde ne çıkar? Madumla mevcutlar çıkar diyor. Madum ne demektir? Madum vardır. Mazi ve müstakbel imam-ı mubin. Mevcuda ne deniliyor? Kitab-ı mubin. İlim, irade, kudret. Madumda irade var mı? Madumda irade yok. Madum nedir? İmam-ı mubin. İrade yok. İmam-ı mubinde irade yok ya. Ne? İlimde irade yok. İlimde irade yok. Neden yok? Madumdan irade nasıl? Mesela, tamam. Orayı ben bir o şey yokken orayı yokluğu da vardı. Ne lazım biliyor musun? Madumda mazi ve müstakbelde mazi müstak imam-ı mubin ya. İlim emir var. Kitab-ı mubin nedir? İrade kudret var. Peki oğlum, şey olmayacaksa madumdaki, bak şimdi ne diyorsun? Madumda irade yok. Nereye sürüyor? Ne var? Abi zaten madum ilmi vücutla. Tamam. Bak o zaman ilmi vücudu anlamak için söylüyoruz ya. Hani dedik ya. Bakınca o şey vücuda çıkıyor. Ortaya ilim vücut zaruret geliyor ya. O zaman irade olmadan da ilmin mahiyeti nihayetsiz şeyler var. Tamam. Nihayetsiz ihtimalat ve nihayetsiz şeyler var. Burayı anlatmıyoruz. İrade bunun içerisinde olması. Tahsis ve tahsis. Tahsis ve tahsis. Doğru. Neyse ilmin içeriklerini oluşturan değil. Değil. Harika. Değil. Sakın ha. Çünkü... O zaman mağdurdakilerde de mürit olmuş olurdu. Mecbur olurdu. Hasan abi, mürit yani irade edilmiş olurdu. Evet, tabii. Ama vücuda kudret, yani kudretle ayırıyor. İrade ve kudretle ayırıyor. Ha, bak şimdi, İmam-ı Mubin'de ilim emir olduğu için irade yok. İlimdekileri irade tayin etmiyor. İçini yapılandırmıyor. Var deme. Yani o şey mazluma ne tahakkuk ediyoryu da bir yerde tutalım. Ondan bakalım yani. Tabii bunu kaçırırsan, İmam-ı Mubin'i kaçırırsan, ilmin için irade yapılandırıyor derdin olmadı. Usula. Biz geçen derste ilk konuştuğumuzda biraz oraya kaydık, dikkat edersin. Yani ben öyle ifade ettim. Biraz hepimizde öyle bir kanaat oluştu. Yani sadece irade var olan şeylerden tercih etmez demiştik ya. Hatırlarsanız. Evet abi. O biraz ilmin içerisinde de irade şöyle dedi. O çıkartacakları irade nereye taalluk ediyor? Havaya etmez. İlmi vücutlara, ilmi vücutlarının yapılanmasına irade değil de o mutlak, muhit, nihayetsiz, hudutsuz olan ilmi vücutlara şekli mahsus miktarı muayyen verip suret giydiriyor. Oraya ama. Mesela benim kafamı sekizgen ya da bir milyon kez bilmem ne olan bir hali de ilimde aslında var. Var tabii. Ama irade hiçbir zaman onu... Ya şekli mahsus miktar muayen vermemiş. Vermedi. İşte yani o benim işte sekizgen kafalı halim, köşeli kafamın olduğu hali ilimde var. Ama ilim tayin, teşhis tahsis etmedi. 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 Biz şeyi karıştırdık aslında. İlim de sonsuz. Buna da şık tuttu şimdi buraya. Evet. Bu bak bu formül. Evet. Değil mi Osman? Evet. Şık tuttu. Madumda eğer deseydiniz ki siz... İrade de var. İrade de var. Kudret sadece etmedi deseydik o zaman o tarafa gidecek. Evet oraya tam... İlimin içinde de irade o değil. Sonuçta sen bahsettiğin aslında ince nokta şu. Yani o bir ilim yazdı ya, sonsuz bir ilim yazdı. Onu yazan bir üst birim irade-i ilahiye yok mu? He, o da ayrı. İşte onunla iradeyi karıştırdık biz. İşte ona irade denir bu orada. Artık o sıfat evet. Çünkü... Artık subuti, pek yani biz oralara artık gitmememiz lazım. Ha, orası subuti yani. Sıfatta irade var, evet. Yukarıda artık o yok. Subuti sıfatları tayin eden zat-ı sıfatlardır, zat-ı sıfatlar. Şuna tabii. Oraya şey yapma, boğuluruz. Ha şimdi o zaman... Madumlarda, yani ilmi vücutlarda madum, mazi ve müstakbel, imam-ı bin, ilim ve emir var. Bir şey sokma. Yani o varlıkları da hayattır yani. O varlığı, zemini silebilir. Kit imam-ı bin. İlmi vücutların içerisini irade yapıyorsa o ilmin ne özelliği kaldı?
O zaman ayırdık. O zaman demek ki konuştuğumuz da Abdurrahman abi. Hasan abi. Şimdi... O ilmin içerikleri iradedir diyemeyiz. Haş denmez. Ama iradelerin oradan şekli mahsus miktar muayyen yapacak ya. O ihtimaliyatlar var ya böyle nihayetsiz. Onlar var, onların içinden yapıyor. Tamam şimdi Mehmet'i kardeşe bırakacağız. Sen anlat. Esma ilahiye, esma birbirini dengeye getirerek, kayıt altına alarak, birbirine yardım ederek ya birbirinin vazifesini yaparak birbiri içinde girip ferdi olarak özellikleri var. Bir de bu müstakiletin dışında birlikte çalışıyor. Doğru. Hilim, irade gibi. Subuti sıfatlar da böyle çalışamaz mı? Sıfatlar o mahlukat içinde olmadıkları için onu diyemiyoruz. Diyemiyoruz evet. Bilmiyoruz ya. Subuti sıfatta da esmalar niçin? Usta şuradan diyor. Her bir esma diyor kendisini istila etmek ister. Dikenli ot. Ama öteki ot, hakim ismi, ad ismi müdahale ediyor. Sahada. Şimdi gelelim şeye. Ama yardım da eder diyorlar. Birbirlerinin ihtiyaçlarına cevap. O esma da evet. Geç. Evet hadi sana bıraktık. Bir şey dememe gerek yok. Her şey orada. Vay. Ben oturuyorum. Nazım Ali'yle abi. Tamam. Gözle görmeyen eczalı bir mürekkeple yazılan bir kitap. O yazıyı göstermeye mahsus bir ecza sürülse o koca kitap birden her bir göze vücudunu gösterip kendini okutturur. Çok güzel. Bunu şimdi nazm maniyle buraya denk gelen Kadir Ezeli'nin aynen öyle de diyor başlıyor ya. Ha öyleyse. Aynen öyle de. Öyle değilse tamam. Kadir Ezeli'nin ilmi muhitinde buraya denk yazdı. Evet, geliyor. Her şeyin sureti mahsusası bir miktar muayene ile tayin ediyor. O yazıyı göstermeye mahsus bir eczay sürülse. Tamam. O koca kitap, o kadili mutlak vücuda gelmiş. Gün ve gün ile. Olmadı işte. Olmadı abi. Niye? Olmadı abi. Olmuyorsa yani. Siz... Dur. Olmadı. Yani, tamam. Olmadıysa birden her bir göze vücudunu gösterip kendini okutturur. O hadsiz kudretiyle ve nafiz iradesiyle bütünlük var burada. Kudret. Yani bu dörtlemeyi bu şekilde olabileceği kanaatim var. Yoksa arkadaşlar siz de buyurursunuz düzeltirsiniz. Tamam düzeltiriz abi. Tamam. Neresi olmadı? Orada bak. Orada silgi var. Peki ne olmadı sen söyle. Gel buraya gel. Osman gel. Neresi oldu gel. Şimdi abi o yazıyı göstermeye mahsus eczâ sürülse... dediği kısım aşağıda o yazıya sürülen eczâ gibi... o mahiyet ilmiye sürer. Kuvvetini o mahiyet ilmiye sürer de bence şey olmadı. Uymadı. Evet. Yani o yazıya göstermeye mahsus eczanın sürülmesi misalde onun karşılığı hakikatta neresi? Öyle diyelim. Her şeyin sureti mahsusası bir miktar muayene tayin eden tayin ediyor işte. Yani eczanın sürülmesi tayin edilmesi evet. Mi? Yoksa evet. Mahiyet ilmiye sürülüp vücudu harici verilmesi mi? Bak, bu şu anda mahsus bir miktar muayene tayin et. Ama abi o zaman aşağıdaki onu hepsi edecek. Herkes görürdü o zaman. Yazıyı göstermeye mahsus bir yazı. Aşağıdaki de nasıl izah için abi bak. Bir dakika. O aynen öyle de ki bak şimdi suhuletle kudretin bir cilvesi olan kuvvetini o mahiyet ilmiye sürer. Bak o mahiyet ilmiye sürer. Neyi sürdü? O, tamam sürdü. O mahiyeti ilmiye sürdü. Yani sürülen ne? Kuvveti sürüyor kuvvet. Tamam. Misalde bak kuvvet şeye neydi? İndi yani. Ama o yazıyı gösterme mahsus ecza sürülse diyor işte. Bak misaldekiyle şeyi bir eşleştirme. Ama bak kudretin buradaki metodunu anlatıyor. Metot esma seviyesinde. Bunlar hepsi sıfat seviyesinde. Burası komple esma seviyesini anlatıyor. Kudretin esma seviyesini anlatıyor. Sürülen ecza. Kuvvet. Evet. Kuvvet olduğu için esmadır. Tamam. Evet. Kuvvet olduğu için esma. Kudret sıfattır. Kuvvet esma olduğu yöntem şey. Tamam. Abi tamam. Esmadır. Ama sadece ifade şu. O yazıyı göstermeye mahsus bir ecza sürülse diyor ya abi. Tamam. Ecza, esmadır. Doğrudan tatbikinde de sizin esma seviyesi dediğiniz yerde de o hadsiz kudretiyle ve nafiz irazı o yazıya sürülen ecza gibi diyor. Ne yapıyormuş o?
Mahiyeti sürer, vücudu ayrı göze gösterir. Orada yazıyı göstermeye mahsustur. Şurası komple, şurasını komple tekrar buradan devam ettirme. İstersen yapabilirsin ama esma sebebi olur. O, bak kudret, mürekkep aslında esmadır. Kudret sürüyor. Kudretin bir cilvesi olan kuvvetini. Ha. O zaman kuvvet esmadır. Kavi, kavi ya Allah. Ya kavi ya Allah. Kudret sıfattır. İlim sıfattır. İrade de sıfattır. O, biz, o tamam abi. Sadece ifadede yazıyı göstermeye mahsus bir ecza sürüse diyor ya. Bunu biz iradeye verdiğimizde burada gözükene göre Mehmet abinin tatbiğinde birden her bir göze vücudunu gösterip kendini okutturur gelmiş oluyor. Ya burada... Davut kardeş, şimdi biz ne dedik? Bir ilim var dedik değil mi? O ilime ya, görünmeyen bir yazı var. Bak burada... Bakın bakış açısı çok önemli. O gözülmeyen evet. Yazıya gidip bir şey sürülüyor. O irade işte sürüldüğü zaman görünecek. Nerede görünecek o abi? Kudret nerede? Nerede görünecek? O alem-i şehadette geldiği zaman biz göreceğiz esma seviyesinde. Ama sıfat seviyesini biz görmüyoruz. Aynı anda oluyor. Aynı anda oluyor. Yani, esma seviyesini indirmen lazım. Şöyle... gözükmesi için. Evet, gözükmesi. Kitab-ı Mubinler Esma. Evet. Cilve Cemal Nakı Sanat. Evet. Tamam abi. Ama yani ben şu üç ifade, üç tane ayırdığınız bölüm var ya, onların bir olması bana makul geliyor. Çünkü göstermeye mahsus bir ayza sürüse irade edersek, irade hepsinde var. O zaman ya zaten artık bir şey değişmez, o görünmüş oldu. O esma seviyesi... Ben, Mehmet diyor ki burada sırrı şöyle şey yaptı. Esma ile sıfat ayrımından gidiyor. Evet, yaptı yani. Şöyle. Bak şimdi. Sıfatlar gözükmez. Sıfatlar kendisini esmalarla gösterir. Esmalar ne da nedir eşyada? Cilve, cemal, nakış, sanat. Bu yazı gözüktü mü? Gözüken esma artık. Sıfat değil. Sıfattan çık diyor. Gözükenler, yazılar artık esmadır. Vücuda çıktı. Ha, gözükmeyenler o sayfa diyelim. Sayfadaki yazıların şekli, şemali. Onlar oraya kadar üç tane şey sıfat. Ama gözükür hale döndü, artık sıfat diyemez. Gözüktü. Gözü gösterdi. Vücuda çıktı, mahluk oldu yani. Cilve, cemal, nakış, sanat. Ha. Ama şeyde, o boş sayfada şekli belli olmuş. Şekli mahsus. Miktar-ı mayen olmuş. Olmuş. Süret giydirilmiş, süret var. Ama hala göze gösterilmemiş. Mürekkep sürülmemiş. Mürekkep sürülmemiş. Evet abi. He. Ama bizim buradaki şeyimiz, anlamaya çalıştığımız şey şu değil miydi abi? İlimde kamera miktarı muayyen ve şekli şey mahsus. Sen bir şey mi yazacaksın? Boş sayfayı sileceğim. Çiz. Çiz. Şurayı silebilirsin. Şurada. Oraya, o boşluğu sil. Tamam. Şimdi abiler, Mehmet şunu yakaladı. Hepiniz bir şey yakaladınız hepiniz. Mehmet kardeş sıfatla esmayı arz etti. Şimdi bir mürekkep var, gözle görünmeyen bir mürekkep. Tamam. Onunla yazılan bir kitap var. Tamam. Onunla yazılmış bir kitap var. Artık orada irade var. Yazmış bir kitap. Bir mürekkep vardı, daha yazılmamıştı onunla. Hiç her şey yazılabilirdi. Sonra da onun üzerine, o yazılmış kitabın üzerine bir şey sürdüler. Bir kudret, kuvvet geldi ve görünür hale getirdi. Evet. İlim, irade, kudret. İrade hiç yok. Kitabın gözükmeyen yazı ile yazılması ilimdir bunlar. Bu ilimdir. Buna dokunmayacaksın. İlim emir. Buna hiç dokunmayacaksın. Bu irade daha yok. İrade buraya gidecek, nüfus edecek. Çamaşıra su girdiği gibi irade girecek. O bir kitaptan hangisi çıksın dışarıya? Bu kitap var. Alacağım seni. Bak. Şu kitaptan hangisini okuyalım? 200 kaç demiştik? 232. 240. Niye 240 dedin de 210 demedin? Ha. Bu ilimdir bu. Bu öyle diyor. Ama göze gözükmedi daha. Göze gözüktüğü anda otomatik sıfattan çıktı.
akuk tarafına esma oldu. Kitap, lef-i mahfuza kitap diyor. Levalar diyor. Lef-i mahfuz, lef-i ezeli demektir. Ezeli zatın yazdığı levalar. Kelam-ı ilahi oraya yazılmış. Sonra bize gelince vahiy oluyor. Şimdi gözü gözüktü mü sıfattan sil artık. O irade değil, gözde gözüktü. Onun esma seviyesi o zaman kitab-ı mübin irade ile kudret şahadete baktığı için esmanın bütünselliği esmalar. Çünkü cilve cemal nakı sanat. Ama kitap yazılmış böyle bir kitap gözde gözükmüyor. Yani mahluk değil daha. Yani esma değil yani. Yani zaten de söylüyor. Kudret tahallük etmemiş. Kudret tahallük etmemiş. Kudret tahallük ederse mahluk olur. Kudret tahallük etmediği her şey ilmi vücut olur. Bir daha. Kudret tahallük ederse mahluk olur. Kudret tahallük etmediği her şey ilmi vücuttur. İradeyi de katın ona. İradeyi de katıyorsun. Yani iradeli söyleyin yani. Şey evet. İlim, irade, ilmi vücutlardır. Eğer ona kudret tahallük ederse vücut harici olsun mahluk. Üç tane. İlim, irade var. Tamam, irade var. Orada ilim, irade. Kudret daha tahallük etmemiş, mahluk olmamış. Kitap var. Yazı yazılmış. Ha, bu ne oldu kitap? Lef-i mahfuz gibi. Lef-i mahfuz, ilim. Sonra lef-i mahfuzdan bu çıksın diye lef-i mahfe ispata, ispala Yunanistan sınırına bu tır çıksın. Tır çıksın. Tır gitti bir baktı ki pasaportu yok, geri dönüyor. Ama lef-i mahfuzda gitsin de geri de döneceği var. Şimdi şu, biraz gideyim. İlmi vücutlar lef-i mahfe ispata gelir. Lef-i mahfe ispat, lef-i mahfuzun yazar bozar tahtasıdır. Yazdı, bozdu. Eğer lef-i mahfe ispata kudretin bir cilvesi olan kuvvetini mürekkebi sürerse o yazı gözükür. Ona artık mahluk denilir. O zaman sürmek mi irade oluyor? İrade iki şeydir. Ondan da çıkmıyor. O şu oluyor. O hazsiz kudretiyle nafiz iradesiyle o yazıya sür. Bak şimdi. İradenin sen bir söyle. Ama iradenin sıfatını da ikisini de kaçırma. İki tane. Şekli mahsus, miktarı muayyen, suret giydiriyor. Evet. Tamam. Ama şekli mahsusun dışında mahsus olmayan şekiller yok mu? Var. Miktarı muayyen o yaptığı miktarı muayyen sizler yok mu? Var. Bunlar ilim. İlmin içinden yapıyor bunu. İlim de bak. İrade iki şey yapıyor. Şekli mahsus, miktar-ı muayyen. Peki şekli mahsus yapmadıkları var mı? Var. Yani miktar-ı muayyen yaptığı var. Yapmadıkları yok mu? Var. İşte yaptıkları ile yapmadıklarının bütünselliği ilim. Bu yaptıkları onların içinden yaptığı. İrade ilmi şey yapmıyor, yapılandırmıyor. Mutlak, muhit, nuhetsiz, hudutsuz orada nüfus ediyor. Şekli mahsus veriyor, miktarı muayyen veriyor onların içinden. Tamam. Bu tarafı aldı. Tamam. Daha mahluk değil, ilmi vücut hala aldı. Kudret diyor ki ben bunu mahluk yapacağım. Çünkü illeti tam olması için ilim, irade, kudret olursa tamam. İlmi vücut mahluk olacak. Buraya kadar ilmi vücut, tamam. Mahluk değil. Sonra kudret geldi paşa paşa. Tamam siz ne yaptınız? Böyle yaptım. Benim zaten böyle miktar muayyen ben verme özelliğine sahip değilim. Ben bunu vücuda göstereceğim, göze göstereceğim. Esma seviyesine indireceğim. Ben kudretim. Benim alt veri tabanım var müdürüm. Kuvvettir kudretin. O kuvvet denilen mürekkebi o şeyin iradenin şekli mahsus miktar muayenesine sürüyor. Diğerlerini sürmüyor. Tamam abi işte bu. Bu da ondan sonra gösteriyor. Niye şekli mahsus miktar muayenesi? Ha bunu bir adam söylesin onu. Ben bir kendimi izah edeyim, siz devam edin. Çok uzun sürmeyecek. Hadi bakalım. Bismillah. Şimdi bu gözle görülmeyen yazıların hali hazırda yazılı olduğu sayfa. Sayfamız. Aha sayfa bu diyor. Bu tamam. İlmi, muhit ezeli. Tamam. Veya
Onlara hitap et. Adem-i sır. Tamam bak abiler bir de buna müsaade edin. Şimdi bismillah. İlmi Muti Ezeli sayfasında Davut Bey. İlmi Muti Ezeli sayfasında. Doğru. Bütün ihtimalat, bütün mümkünat hepsi yazılabilir. Yazılabilir. Ve yazılmış. Yazılabilir ama yazılmış zaten. Yazılmış. Yazılabilir değil. Yazılmış. Yazılmış. Hepsi duruyor. Ama sen görmüyorsun sayfada. Tamam. Buna bu sayfaya künfe yekün demek. Çık demek. Çık demek. Bunu irade olarak tarif ettik. Ettiniz. Hı, tamam. Ama peki sayfaya o görünmeyen yazıları yazmak neydi? İlimdi. Orada irade yok mu? Bence olması gerekiyor. Eğer sen bu kitaba bak şimdi. Dur bir dakika. Vallahi nereden başlarsan bir dakika bir dakika. Bu kitaba yazı yazılmasa bir dakika. Bu kitap sayfaları ciltlense kitap denilir mi? Bir daha. Bu kitabın sayfaları sarı olsa, yazı yazılmasa buna kitap denilir mi? Ama yazılmış. Defter denir ona. Ha işte. Kitap değil. Bak defterle kitap arası farkı gördüm. Demek ki yazılmış. Yani bunun içi var ama görmüyor. İlim. Görmüyor. Bu ilim. Yazılmış. O artık o iradeyi konuşma. Evet. Ama şunu izah etmek lazım. Ama benim bir fırsat vereyim çabuk. Benim için eksik oluyor. Tamam git devam et. Tamam bizi bakma çabuk bitir. Tamam bitir. Zaten bitti müsaade etsene bitecekler. Şimdi abi bu gözle görünmeyen bir mürekkeple ortaya çıkacak olan yazıla ilim diye tarif ettik. Ama bu ilmi bir karara bağlayan da bir üst birim zat olan bir irade kullandı. Doğru. Şimdi diyeceksin ki oraya müdahale etme. Hatta evet, deriz ki ilim ve iradeyi de birbirine karıştırma. O ilim de iradesiz olmaz. Şuradan örnek vereceğim. Müdahale etmeyin ben geri gideceğim. Ya bir dakika dur da. Ben geri gideceğim. Ben size susuyordum. Subuti sıfatta. Subuti. Sen de alacağım. Subuti sıfatta ne varsa okuyalım. Hayat, ilim, hayat, ilim, irade, kudret, semi, basar. Kelam. Bunlar ne varsa hepsi ezeli, ebedi ve hepsi sonsuz ve yine mutlaktır. Bunlar birbirine müdahale etmez, kayıt altına almaz, müzayeme vermez, yardım eder, birbirinin ihtiyaçlarını görür. Şimdi kelam sıfatı, hayat sıfatını görür. Ya sen bize bir şey yap ya, bitir de şunu. Ya bitti abi bu kadar. Öyle orada mi? İlim var. İlim, şu sefer. İlim, tabii tamam. İlim var. Ama irade de var. Ama kelam da var. Basar da var. Nasıl ki bir dakika. Esma'da, ha burada hepsi var diyor subutu sıfat. Nasıl ki esmada basar kulağın vazifesini görüyor. Göz. Tamam. Tamam. Kulağın vazifesini gördüğü gibi hayat da kelam vazifesini görüyor. İrade de ilim vazifesini görüyor. Onlar birbirine. Ha birbirinin içine tecelli ediyor. Birbirini kayıt altına alamazlar. Şöyle mi diyorsun? Mutlaklar hepsi. Şurada bir ayna koy diyor. Burada bir ayna koy, ilim olsun diyor, bu diyor. Bak, böyle diyorsun. Buraya da bir ayna koy, irade koy. Bu adamı buraya koy. Bu adam burada ne gözükür ikisine? Sonsuz gözükür. Bu aynayı kaldırırsanız adam tek gözükür. İlim, irade böyle birbirine yardım ediyor, sonsuz yapıyor diyor. Evet, kelam da, hayal. Yani, subutu sıfat, ben bunu tasdif edeyim. Subutu sıfat 7 tanedir. İlim, 7 tane aynayı birbirine açsınsan ne olur? Onun için İlim iradesiz, irade de ilimsiz yapma diyor. Tamam? Evet. Doğru mu? Teşekkürler. Eyvallah. Ama esas konu orada. Buradan gel abi. Gelsin. İstediğin yer. Doktor dedi ki her şeyi yapsın o. Kamera önünden geçersek. Şeyde orada irade gene var. Doktor. İlmin içerisini irade oluşturmuyor. Önemli bir konu. Bir daha söyle. İlmin içerisini irade oluşturmuyor. Tabii. İrade girip orayı yapmıyor. Önemli konu. O zaman ilim ne farkı kalıyor? Evet. Yani o konu şey, bence yani bak gereken. Şu sayfa şey her bitir söyledikler. Esmalar hakim esma. Şimdi diğer esmalar esmaya tabi olmuyor mu? Abi biz olamıyoruz ya. Bir yerde esma icra meşgul. Hazır abi bir şey eksik söyledim. Bir dakika. Bir cümle söyleyeceğim. Tamam abi. Bir dakika söyle. Şöyle ki aynı şeyi subuti sıfattaki şey sıfatlara da söyleyemez miyiz? İlim icraatını yani, yapacaksa ilim diğer ilim. Bütün 6 tanesi ona tabi olur veya gizli kalır diyelim. Yani tamam yok etmiyoruz ki zaten. Oradan buraya geldik. Sen şimdi
Ben şunu diyecektim abi, son bir cümle. Mümkün değil. Son olsun ama. İlim ve irade dedik ya, onu mesela yukarıdaki ilim ve irade, yani kelam sıfatını, subuti sıfatını hepsini birlikte düşündükten sonra o yazıyı göstermeye mahsus bir eczaya. İrade dedi Mehmet abi. İrade. O, tamam. Parantez içinde söylüyorum. O bir tercihtir. İradenin başka bir makamı. Şimdi bu kavga burada bitmeyecektir. Bu kavga, sen de de bak. Yani o sorusunu soruyor, biz konuşamadık. Şimdi ya ama herkese bak, söyle. Yok bir şey göstereceğim. Şöyle, size göstereceğim. Şimdi, şurada bir boş bir şey var. Görüyor musunuz? Yazı yok. Yazı yok. Da var tahtaya. Şimdi bu adam mumla beraber o kağıda sürüyor. Tamam mı? Tamam. Olmayan yazıyı bak. Sürdü. Oo. Sonra işte burada bir yazı çıktı ortaya. Mumla beraber. Ama yazı yazılıydı. Tamam. Kağıtta yazı yazılıydı. Ama gözükmüyordu. Ama gözükmüyordu. Mumla o eczayı sürdü. Bu bizim mevzu. Ya bir dakika, tamam. Bizim mevzu yapıyor. Hani şimdi o yazı belliydi değil mi? İlme şekli mahsusu veren normalde şey verilmiş. İrade şey ilme şekli mahsusu ondan sonra o şeylerini veren veren irade. O ilmi şey yaptı yani. Şekillendirdi. Mesela bu kağıttaki gözükmesi, mesela bu yazıyı gözüktürmesi irade ile ancak mümkün oldu. Bunun vücud hariciye çıkması için, yani kudret. Artık kudretin tecelli etmesi için sıralama şu oldu diyorsun. Kudretle beraber gözüktü. Sıralama. İlimde, mesela abi bak şu. Bu kalem. Yazı ilim, onu gösteren irade, mahluk yapan kudret diyor. Doğru mu? Evet. Yazı sonsuzdur. Ya, bu kadar sıralama diyor ki. Ama antika bir şey gösteriyor. Yazı kudret değil abi. Şurada kağıt şey yapıyorsunuz ama olayı tamamen eski şeye dönüyor. İrade, sonra ilim, sonra kudret diyor. Hayır. İlk önce ilmi ortaya, o kağıtta ortaya çıkartan... Ama o resmi gördünüz mü şey, videoyu? O yazıyı çıkartan ne oldu? Gözükmeyen yazıyı çıkartan ne oldu ilimde? Gözükmeyen yazıyı çıkartan ne oldu? İlimde irade oldu. Gözükmeye çeviren ne oldu? Kudret oldu. Göze gösteren kudret. Sen, evet. Sen sorunu sorsana. Göze gösteren de o yani. Sen şunu sormadın mı? O ilmin zaten içerisindeki yazıyor, o yazıları da bir irade belirlemedi. Evet. Ya. İşte tamam. Dedim işte. Şimdi de söyledim. Onu söyledi evet. Onu ben dedi de ki, bir saattir söylüyorum. Dedi ki. Benim sorunları söyledik ya. Hayır hayır. Yani ilmin içeriğini irade mi oluşturdu diyorsun? Evet. Diyor musun? Hayır. Oluşturdu demiyor. İçeriği değil diyor bak. Değil. İçeriklerinden bu tarafa yani. Alacak. Şey mahsusu veren o oldu. İrade oldu. Bu Furkan diyor ki. Furkan diyor ki. Evet. İlmin içerisini ilim yapmış. Bir kimseyi sokma. Bu adam kıskançlıdır. Namusunu kıskanıyor bu. İlim namusunu kıskanıyor. Kimseyi sokmam diyor haremime. Bu sayfayı ben yaptım. Ben ilimim. Ben namusumu kıskanıyor. Sonra irade dedi ki sende ne var? Bende yok. Yok. Ne var? Her şey var. Ama ben kitab-ı mubinim. İrade diyor. Ben diyor insan denilen bir mahlukun mutlak ve muhit olan Allah'ın istidatlarını kabilete dönüştüreceğim. Nesyunemalandıracağım. Kitab-ı mubin olacağım. Elma olacağım. Armut olacağım. Ben kudretle çalışıyorum kardeşim. Evet, evet. Tamam. İrade diyor ki, ilim diyor ki ben de emirle çalışıyorum. Tamam. Şimdi sende ne var? Bende yok, yok. Her şey var. Ama diyor bana her şey lazım değil. İrade diyor ki bana her şey lazım değil. Bana ne lazım? Bu insan denilen acip bir fıtrata malzeme seçeceğim. Oraya bir bana müsaade et. İyi gir dedi. İrade dedi ki, ilim dedi ki. Gir içeri hadi bakalım. İrade girdi. Mağazaya baktı. Allah Allah. Oo. Ne her şey var. Ama ben şeye gideceğim. Kutuplara gitsem palto alayım. Ekvatora gitsem de tişört alayım. Bir kime gideceğim ben? Sığırlara gitmeyeceğim. Hayvanlara gitmeyeceğim. İnsan denilen bir şeye gideceğim. Neresine gideceğim? Onu yapılandıracağım. Ben iradeyim. O zaman bu olmaz, bu da olmaz. Hah. Onun şekli mahsus.
Onun için buraya uygun şekli mahsus. Buraya uygun. Bu şey Türkiye'ye mi, kutuplara mı? Gayba baktı. Ondan şekli mahsus. Bir de sığına mı giydireceğim bu paltoyu, insana mı, miktarı muayyen. Onların içerisinden dedi ki bunları bu şekliyle, bu renkte, bu elbiseyle, bu model. Dedi ki palto 46 bedel, palto şekli mahsus. Miktarı muayyen 42 bedende olsun, 43 beden olsun. Yok dedi kardeşim. Ben 52 bedeni seçtim. Kırmızı olsun, bunu seçtim. Ondan sonra geldi. Hadi bakalım Türkiye'ye girecek. Pasaport falan onayla. Hop! Aa Türkiye'de bu geldi. Aynı bunun gibi. İyiliğim, namusluyum diyor. Kimseyi ben yapılandırmam. Ben muhtemeliyatın, nihayetsizliklerin, hudutsuz, mutlak, muhit, hadsiz, her şey hudutsuzun, her şeyi belli. Beni namuslu olduğum için kimseyi sokmam buraya. İrade, kudret buraya yapılandıramaz. Ben benim. Sen sensin, sen de sensin. O ki sen bana girecektin, ben de sana girerim. Olmaz. Diyor. Sonra ilim bu. Burada artık gözükmüyor. Sonra irade geldi. Ben Kitab-ı Mubin'de iş yapıyorum. Ben Alem-i Şehadet'te Kitab-ı Mubin. Bana onlar hepsi lazım değil. Vacibe bakan var, meleklere bakan var, sırlara bakan var, ilimde muhtemeliyat, her şey var. İrade dedi ki, bana şekli mahsus. Ne? Kutuplara gideceğim, tişört olsun. Şekli mahsus. Hangi model olsun? Şekli mahsusunda miktar muayyen olsun. 42 beden olsun. Onu bana ver dedi. Geldi Türkiye'ye. Memur dedi ki şartları tamam mı? Memur da kudret. Mühürü de kuvvet. Geç. Türkiye'ye mal oldu bu kumaş. Ve oldu bitti. Mesela şöyle dedik. Düşünsek abi. İlim olsa irade olmasa. Bir yanlışımız ne oldu da bocaladık biliyor musunuz? Biz tabii ders sonuç değil ki. Burası atölye. Yemeğimiz de olmaz bir hafta. Yemeği altına tutuştururuz. Yağını kaçırırız, tuzunu kaçırırız. Burası mutfaktır. Kimisi havuç getirecek, kimisi fasulye getirecek. Yani bir sonuç değil ki hiçbir ders. Sonuç gidecek. Geçen hafta şeyde şöyle demiştik. Biraz böyle o kokuyor gibi. İlmin içerisini iradede yapılandırdı. Olmadı yani. O olmadı bugünkü. Şimdi bu burada ne çıktı? Demek ki bu namuslu adammış. Kimseye elini değdirmemiş. Ben benim. İrade dedi ki benim zaten öyle bir vasfım yok. Kudrette zaten peki bu tasvir ettiğim olayı lef-i mahfuz anlatıma uyuyor mu? Uyuyor. Nerede ki? 30. sözde lef-i mahfuz. Lef-i ezeli diyor. Levhalar var diyor. Lef-i ezeli. Bu levhalarda ne var? Vahiy ilahi. Yok. Yok. Lef-i mahfuz. Sonra. Lef-i mahfuz battı o zaman irade tecelli ediyor değil mi? İşte. Evet. Orada zaten kudret vücudu. Evet. Sonra dedi ki lef-i mahfuz. Lef-i ezeli bak. Ezeli levalar. Şu kadar var şu kadar yok dersen nakıs verirsin ilme. Lef-i mahfuza şu kadarlar var şu kadar yok denemezsin. Lef-i ezeli, levhalar, 16. lema. Sonsuz. Ama alemi şeye, adama lef-i mahfe ispata niçin gönderiyor? Bunların içinde şunlar gönderilsin diyor. Şunlar gönderilsin diyor. Bu lef-i mahfuzdan lef-i mahfe ispata gönderiyor. Lef-i mahfe ispat denilen bir adam beyefendi, adam kudretmiş. O adam lef-i mahfe ispat kudretmiş beyefendi. Lef-i mahfuz ilim efendiymiş. Lef-i mahfuzdan bir kısımlarını kudrete gönderdi. Lef-i mahfe ispat. Lef-i mahfe ispata bakıyor memur. Bu olur, bu da olur, bu da olur. Şimdi bu beyefendi olurunu nasıl yapacak? Ben kuvvetim, mürekkep. Lef-i mahfe ispattan vücudu haliciye böyle çıktı. Yok bu olmadı kardeşim, geri git. Geri. Lef-i mahfuza geri gider. Yani vücudu haliciye gelmez. Kudrete gelmiş, kuvvetini sürmemiş.
onaylanmamış. Kudret ona mühür vurmadı. Yo etmedi daha. Etseydi mahluk olacak. Etmedi. Vurmadı ki. İyi. O zaman şey olmaz mı? Madun olanlara da irade taalluk etmiş bak, demeyeceğiz mi o zaman? Az önce konuştuk ya işte oradan çıkıyordu. O zaman madun olanlara da irade taalluk etmiş diyeceğiz biz. Diyemez miyiz? İrade edilmemesi noktasından. Madun evet. Nedir biliyor musun kardeş? Madun İmam Mübin'dir. Madun. Adem. Adem. Adem gibi. Yani var ilmi vücutlar. Madum ne demek? Adem. Ne demek? İlmi vücutlar. İlmi vücutlar ne demek? Mazi ve mustakbel. Mazi ve mustakbelde ilim emir vardı abi. İrade var mıydı? Yok. Yoktu. Peki mevcut neydi? Mevcut. Mevcut. Vücut harici demek. Vücut harici hangi sıfatı tazamun eder mahluk olması için bu? İrade tamam işte bu kadar. Hasan abi o misalden şöyle dedi. Hani geldi irade ona baktı kontrol etti geri git dedi değil. Gel diyen geliyor, gelmeyen kalıyor zaten. O kadar. Peki abi. Onaylamadı. Kudret taalluk etmedi. Lef-i mahfuz ispata. İrade dedi ki lef-i mahfuzdan çıksın bu tarafa. Şey bu ama bunlar dedi ki o kudret dedi ki senin bu evrakların yanlış. Tamam bu değerlerini vurdum. Sen bu yanlış. İşte kudret taalluk ederse lef-i mahfuz beyefendi. Orada şekli mahsus miktar muayeni tişörtleri aldı. Bu adam dedi ki senin vergin veya faturanda eksiklik var. Onaylamıyor. Onaylamayınca gene aslında gibi kalıyor. Kudret taalluk etse. Kudret taalluk etti. O zaman etti mahluk. Onaylamadı. Memur geri vermiyor mu? Al dedi. Sen vermiyor musun? Sen müdürsün. Sen de etsin. Geri gönderiyorum. Peki dışarıya çıktı mı? Müşteriye verdin mi? Yok kardeşim gidin düzeltin beyefendiler. Bunu düzeltin. Bunlar madum. Madum vücutlar. Ama ilmi vücut olarak kaldı. Şimdi demek ki kudretin işlevi lev-i mahve isbatta kuvvetin kuvvet denilen mürekkebi yani karıştırmayın mürekkebi. Amürekkep. Ben kudretim. Mürekkep, kuvvet. Kuvvet demek esma. Ben sıfatım. Tamam. Şimdi lef-i mahfuz kim? Namuslu adam. Kimseyi sokmuyor. Benim orayı sen yapılandıramazsın. O zaman sen ey irade bana girip de benim şekillendiririm, şeylerim ya bu olsun o zaman iradeli ilim olur. Olmaz. O lef-i ezelidir. Lef-i ezelidir. Lefalardır. Oradan irade ne yapar? Lef-i ezeliye bir baktı. Oho bir daha yapıyorum. Tamam. Ben geldim memurum. Nereden geliyorum? Türkiye'den geliyorum. Veya Arabistan'dan geliyorum. Gel bakalım ne istiyorsun? Al başkası da geldi. O palto aldı Mersibirya'dan. Ben geldim. Ekvator'dan geldim. Tişört olsun. Şekli mahsus. Tişört. Hangi model olsun? 42. Miktarı muayyen. Sureti giydirdim. Sonra geleceğim ama Türkiye'yi nasıl sokacağız kardeşim? Şeyini verelim, bedelini verelim. Soktuk. Kudret denilen beyefendi, memur, mürekkebini vurdu. Geçti bu tarafa. Artık Türkiye'nin oldu. Buraya mahluk olduk. Yoksa dedi ki beyefendi, kardeşim senin evrakın eksik. Belgenin eksik. Geri git. Ne yapacak o gümrük? Atamaz çöpe. Doğru götürür. Nereden aldıysa onu. Geri verecek. Demek ki oradaki hatamız değil, çalışmamızın bir şeyi neydi? O ilmi levaların içerisine öyle düşünüyorduk. İmam Azam da 30 tane şeyinden vazgeçmiş. Ondan sonra orayı ilimdir, ilimdir. Nedir o? Mutlaktır ilim, muhittir ilim, hudutsuzdur ilim, nihayetsizdir ilim. Sonra ama irade ise 2 tane. Ama bu sıfatlarıyla yapılsa ama şekli mahsus miktarı muayene suret veriyor. Hangisiyle yapıyor? İradenin içini karpuz gibi kessen şunlar var yani. Nasıl ki evamiri tekviniye imar diye meyil ihtiyaç iştiyak incizap iradenin içerisinde tercih tahsis gibi şeyler var. İç alemi onun. Şeyde abi o yani kafamda canlandı da. Şimdi ilim olsa kuvvet olsa
kudret olsa ve böyle geçer. Yani, ilim olsa, kudret olsa, irade olmasa ne olurdu? Ha bak şurası hayal edelim. İrade. Bak şimdi kudret geliyor, ilimdekilerin hepsini vücut göze gösterecek. İrade yok diyelim. Ne olurdu? Mesela şu dolap olur muydu? Nihayetsiz ihtimaller yani bu onun bir şekli şu anki gördüğümüz şu irade, dolap olmazdı. Bu iradedir çünkü. Tabi burada dursun dedi. İktidar muayyen ve şekli mahsus. Kitab-ı mübin, kitab-ı mübin olamazdı yani. Ha. Şu kudret geldi. Şekli mahsus. İlimdekileri çıkarttı. Of. Her şey vücuda çıktı. Düşünsene şu dolabın bütün ihtimal. Bak şimdi ilimdekiler hep çıksa. Evet acayip bir şey söyledi. Evet. İlimdekiler kudret yaratsa iradesiz. Oo. Olmaz ki. Gözükmezdi diyorsun ama. Şey gözükmezdi demiyorum. Yani o şey şu. Verilmişti. Kudret vurmadan önce şekil verilmişti. Bu da bu nihayetsiz ihtimalatı var. Bir tane yok. Bak bir tane deme. Bu dolabın nihayetsiz. Ne olur biliyor musun Furkan senden? Karıncayı buraya koyar mısın? Karıncaya göre bu tahta nedir? Tahtayı bilir mi? Yani ona göre mutlak mühit ya. Şekli yok. Biz bunu nasıl görüyoruz? Aha belli. Rengi de belli. Karınca burada olduğu için beyaz olduğunu da bilmez. Çünkü ben buradayım beyaz diyorum. Dolap diyorum çünkü şekli belli. Şekli belli. Miktarı belli. Karınca burada olunca beyaz da bilmez. Çünkü beyaz da bunu kıyas edemiyor ki beyaz olsun. Karıncaya göre burası ne beyazdır ne dolaptır, tahtadır. Niye? Şekli belli değil, benim için şekli belli. Miktarı da belli. Çünkü dışındayım. İrade dışındadır. İlmin dışındadır. İlmin içinde oldu mu? Orada zaten o da o cinstendir. Ve karınca gibi. Ben dışındayım. Şekli belli. Miktarı da belli. Miktar derken miktarın bir tanesi rengi de belli. Şekli belli. Rengi de belli. Onu tamam. Tamam kardeşim diyor. Alın bunu diyor. Ondan sonra kudret kuvvetini sürer. Kuvvet demesinin sebebi niye kudret mahluk eder demiyor? Kudret sıfattır. Vücud harici esmalardır. Esmaların cilve cemal nakı sanatı kudretin bir cilvesi olan kuvvetini mahiyeti ilmiye sürer. İlmi vücuttan vücud harici çekim. O nedir o? Mürekkep sürer. Böylelikle bugünkü dersi tam olmamakla beraber ama tebrik ediyorum. Şu yazı böyle şey yapmaz ben çok hoşuma gitti. Mufarkan bir şey desin sen alacağım. İlmi muhittekileri irade ettiklerimi ilmi muhitte irade ettiklerimi ilmi muhitten. Ha ilmi muhitten irade ettiklerimi kudretle dışarı çıkar. Ay tamam aynı şeyi söylüyorum bu. Aynı. Evet. Ama şöyle bir yanlışımız vardı. Başta benim, sizin değil. İlmin içeriklerini iradeyle müdahale ediyor diye düşünceye kısmen tahayyül ettik de onun bedelini ödedik. Peki şimdi şey oldu mu? Daha onaylanmadık. İrade devam edecek haftaya. Onun için kopmayın diye haftayı bekliyorum ha. Abi bu mesela çok büyük itirazlarımız olacak. Hasan abi mesela üstünde çok büyük itirazlar olacak bunun. Mesela üstünde bir anlatıyor aslında tam böyle tabiki gibi hemen bir iki satırı. Oku. Diyor ki abi. Kafamda toparlayamıyorum ya. Kadir-i Ezeli'ye verilse diyor. Madem bütün mevcudatın intizamat ve hikmetleriyle vücudu kat'i tahakkuk eden ilmi her şeyi ihata ediyor. İlim her şeyi ihata ediyor. Evet. Evet, abi. Bak bu ilim. Ve madem ilminde her şeyin miktarı tayin ediyor. Bu da irade. Harika işte. Ha, bak. Ve madem bir müşahede her vakit hiçten nihayetsiz suretle nihayetsiz sanatlı masnunlar vücuda geliyor. Kudret. Adiyor. Ondan sonra mesela iniyor. Bunu açıyor yani. Tamam. Sen ne diyeceğini söyleyeyim sana. İtirazı büyük olacak haftaya doğru. Ama o da nazar itibara alıyoruz. Çünkü bak söyleyeyim. Şimdi dur. Bu Ali diyor ki ya arkadaş diyor ayna misali gibi. İlim müstakil düşünme. İradeyi müstakil düşünme. Subutu sıfat kaç? 7. İlim, irade, sen, basar, kudret, hayat, kelam. Hepsi birbirine yapılandırıyor. Birbirine medet veriyor. Birbirine. Böyle şey diyor. Haftaya olmaz diyor.
haftaya ama bak böyle en azından doğru veya yanlış Allah'ın rızası için bir araya gelmişiz. Buraya gelmişiz ve buraya en azından Cami'nin etrafında tamam ediliyor ya. Hakikaten etrafında tamam ediliyor. Dönüyoruz. Ama bunu bize nasip edip hadisi kutsi var ya Allah bir kulunu severse sevdiği işleri nasip eder. Sevdiklerini sevdirir. Kusurlarını ona gösterir. Dinine hizmetçi seçer. Kalbine sevgisini koyar. Kusurunu görür. Allahu alem bu yedisi de gözüküyor bu. Yedi tane subut-u sıfat hatırıma. İşte bunlar. Haftaya aynısını devam edeceğiz. O, bu pişecek daha. Ve böyle var. Üstünde zaten şey yapılmış. Vahir de vahum. Yok da şeyde mağdumda gene var. Allah hakikatine mazhar eylesin. Rızası dairesine hareket ve hayat kazandırsın. Çoluk çocuğunuz da imtihan etmesin ama edecek. Mümkün değil ama Allah kaldıramayacağı yükü vermesin. Çoluk çocuğumuz da imtihanımızı suhuletle geçirsin. Onları hak ve hakikate ve hakkaniyete, hizmet imaniye, Kur'aniye hadimler yetiştirsin. Bizi onlarla meşgul etmesin. Bizi bunlarla meşgul etsin. Çoluk çocuğumuzu da buna hadim eylesin. Amin. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza kıbletullah nasip eylesin. Amin. Bizi birbirimizden ayırmasın. Amin. Surette böyle olduğu gibi aynı anda hakikati oluyor. Duyan Allah, işiten Allah, ya Rabbel Alemin. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın senin yanındaki değeri, kıymeti hatırına vermiş olduğun İsa'nın ikram lütfunu olan şu hizmeti Kur'an'ı. Beşeriyetimizin iktizası olan günahlarımızdan dolayı alma ya Rabbi. Berzah'ta da Cenab-ı Hak üstadımızla bu dersleri tekmil etmeyi, tahsiye ettirmeyi ne nasip eyle ya Rabbi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın senin yanındaki mahiyeti, hakikati hatırına kabul et duamızı ya Rabbi. Vahir davahu menilhamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha'tı mâ selavatı.